dört radyo frekansından mutlu akşamlar. Doğrusuna başlıyor. Gerek iç siyasette, gerekse de dış siyasette hareketli bir haftayı geride bırakıyoruz bugün itibariyle. Kuzey Kıbrıs'ta barış harekatının 50. yıl dönümüydü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet erkanı ve siyasi parti liderleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Hem temaslar kuruldu hem de mesajlar verildi. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mesajlar önemliydi. Neler söyledi devletin zirvesi? Birazdan konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. E tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimizde... ...aynı zamanda Yunanistan, Güney Rum kesimi üzerinden de... ...Güney Kıbrıs Rum kesimi üzerinden de... ...bir takım provokasyonları hayata geçirmeye çalışıyor. Orada bir limana üst kurma projesi vardı. Mali Limanı'na üst kuracaklarını açıkladılar. Dendias'ın, Yunan Bakan Dendias'ın da bazı söylemleri vardı. Türkiye'yi Mehmetçi işgalci gibi göstermeye çalıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan verilen cevaplar. Peki Yunanistan ve Türkiye ilişkileri yeni dönemde acaba yeni bir krize doğru mu gidiyor? Doğu Akdeniz'de acaba sular ısınacak mı? Konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Hafta içerisinde gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Neden? Çünkü başıboş köpeklerle alakalı düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda görüşülmeye başlandı. Tabi görüşme sırasında Dem Parti ve Cumhuriyet Halk Partili milletvekillerinin de provokasyonları vardı. Özellikle çocukları yakınları. Başıboş köpekler tarafından saldırıya uğran aileler de o komisyondaydı. CHP'li ve demli milletvekilleri ailelerin anne babaların üzerine yürüdüler. Dinlemek yerine ortamı daha fazla gelmeye çalıştılar. Peki teklifte hangi maddeler var? Sosyal medyada orada burada CHP medyasında nasıl provoke ediliyor bu maddeler? Birazdan konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta biz programdan çıktık. Pensilvanya'dan bir haber geldi. Neydi o haber? Trump'a ABD'de biliyorsunuz başkanlık yarışında şu anda en önemli isim hatta önde gidiyor ve Kasım ayında ABD'nin yeniden başkanı olacağı konuşuluyor. Trump'a bir suikast girişimi gerçekleştirilmişti. Bu suikast girişimi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Trump'ı telefonla aradı. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Biden çekilecek mi çekilmeyecek mi soruları akıllardı. Kendisi Covid şu anda Ka karantinaya girdi. Peki çekilebilir mi? Toplanan bağışlar var. Bu toplanan bağışlar ne olacak çekilirse? Kamala Harris sadece galiba kullanılabilir. Birazdan konuklarımızla beraber değerlendireceğiz. Yaklaşık bir buçuk saat dolu, dolu bir program. E o zaman daha fazla zaman kaybetmeyelim. 24 Televizyonu ve 24 Radyo Frekansı'nda Doğrusu Ne? başlıyor. Hemen şöyle konuklarımızı da tanıyalım. Saygı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak bizlerle. Saygılar hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hadi yayınlar diyorum. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın. Saygıdeğer hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mustafa Bey. Star gazetesi yazarı Sayın Resul Tosun bizlerle saygıdeğer hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim iyi yayınlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden mesajları verdi. Neler söyledi derseniz ilk olarak ona bir bakalım. Bir numarayla başlayacağız arkadaşlar. Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs'ta verdiği mesajları şöyle bir ekranlara getirelim. Daha sonrasında konuklarımızla beraber değerlendirmeye başlayalım. Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileyiz. Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. Tüm adanın güvenliğini tehdit etme riski olan son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Kardeşlerim aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz. Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türk'ünün müktesep haklarını tescil edin diyoruz. Yunanistan Savunma Bakanı yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis'le yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan dendi yaz gibi bizlere sataşma yapmazsın. Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok dedik yola devam. Ne biz oldu bittilere müsaade ederiz ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer. Adanın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem Rum kesimini hem de Güney tarafını hedef alıyor açıklamalarında. Sorumsuz adımlar atılıyor. Adadaki gerçekler görmezden gelinemez ifadelerini kullanıyor. Şimdi bu iki devletli çözüm konusunu Türkiye yıllardır zaten masaya getiriyor sürekli olarak ama bir türlü bu iki devletli çözüm konusu e, somutlaşamadı. İşte garantör ülkeler var, garantör ülkelerle alakalı durumlar var. Yunanistan sürekli olarak e, Doğu Akdeniz'den e, Kıbrıs'a Rum kesimine yönelik bir gazlama tırnak içerisindeyse hep bir gazlama yap, yapmaya çalışıyor. E, hem mert mesajları hem de Kıbrıs adasındaki bu son durumu biraz daha şöyle somutlaştıralım istiyorum. Nuh Bey sizinle başlayalım. <laughs> Şimdi Erdoğan'ın mesajları arasında federal bir çözüm söz konusu olamaz e, ifadesi ve Yunan Savunma Bakanı'nın e, bu işgalci söylemine yönelik bazı tepkileri vardı. Hem e, adadaki gerçeklerin görmezden gelinmesi noktasında federal bir çözüm e, dayatılmasında Türkiye bu iki devletli çözümü sizce önümüzdeki süre zarfı içerisinde Yunanistan'a e, ve diğer bölgede Kıbrıs Rum e, kesiminin tabiri caizse gazlayan ülkeleri kabul ettirebilir mi sizce? E, tabii işlerine gelmiyor çünkü iki devlet e, tek devlet çözüm derken onların aslanladığı şey Kıbrıs'ı tamamen ilhak etmek yani evet. görünüşte her ne kadar işte Türkler de varsa da onlar da sadece onları bir e, orada yalnız olarak bulması daha önce dönemde, dönemde anlaşmaya rağmen Türkleri e, şey yapmadılar yani yönetimde Türkleri yer vermediler dolayısıyla e, onların asıl baştan beri amaçladığı şey e, Kıbrıs tamamen ilhak etmek dolayısıyla. <laughs> Tabii ki iki devlet çözüme yaklaşmıyorlar, yanaşmıyorlar. Ama e, Türkiye özellikle bu bugün bu 50. yıl dönümünde e, bence bugüne kadarki en güçlü mesajı verdi. E, çünkü Türkiye'nin, Batı'nın baskılarına dayanamayacağı yönünde bir şey vardı bence Amerika'da ve Avrupa'da e, bu iki devleti çözüm konusunda. Fakat bugünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar hem de bütün muhalefet liderlerinin orada bulunması Topyekün orada bir varlık gösterilmesi bu muhteşem gösteriler. Türkiye'nin bu noktada adım atmayacağı çok net mesajıydı bence. Dolayısıyla tabii ki zor onların bunu kabul etmesi ama Türkiye'nin kararlılığı da çok önemli. Mustafa Bey bu arada ben şunu da şöyle şey yapmak isterim. Ben Kıbrıs meselesinin Türkiye'de ee, çok ciddiyetin anlaşılmadığı kanaatinde idim. Ama bugün biraz daha ferahladım tabiri caizse. Geçmiş dönemlerde o daha önceki Mustafa Akıncı mıydı? Ee, daha önceki Cumhurbaşkanı. Onun dönemindeki o bitenler. Efendime söyleyeyim Türkiye'nin Kıbrıs'la alakalı olarak böyle sanki orayı bir e, bir kısım bazı kesimler bir yükmüş gibi e, anlatmaya ve onu bir şekilde ima etmeye çalıştılar sürekli olarak. Türkiye'nin üzerinde bir yokmuş gibi. Kıbrıs'takileri tahrik etmeye çalıştılar. İşte Kıbrıs şey Türkiye'ye abilik yapıyor. Ne demek yavru, vata, yavru vatan, siz de ayrı bir devletsiniz gibi. Bunların tamamının ben iyi netişer olmadığını düşünüyorum. Çünkü Kıbrıs meselesi, Kıbrıs daha doğrusu e, hala anlayamadığımız kadar önemli bir yer Akdeniz'de. Yani Sadece Doğu Akdeniz'in kapısı falan değil, Doğu'nun kapısı falan değil. Ta Kafkasya'dan Türk dünyasında, Türk dünyasında İslam dünyasının çok önemli bir yeridir Kıbrıs. E tabii ki aynı zamanda bu bölgede gözü olan başkalar için de önemli bir yer. E, nitekim e, bu arada şunu da şey yapalım bu vesileyle e, Kıbrıs'ın Abdülhamit Han tarafından İngilizlere verildiği yönünde bir yanlış e, bilgi, yanlış algı var. Hayır, asla öyle bir şey olmadı. Abdülhamit Han kendisinin e, irade etmediği, kendini istemediği bir savaş, 93 harbi yüzünden mecbur kaldı. Kıbrıs'ın kullanımını verdi şeye e, İngilizlere. O savaş e, Ruslar geldik şeyi İstanbul'un kapısına kadar dayanırlar. Evet. E, o, o şeyden kurtulmak için kullanımını verdi sadece. Kıbrıs'ın tamamını İngilizlere veren Lozan Antlaşması, Antlaşmasıdır. 21. madde. Orada o bir diğer adalarla beraber biz Kıbrıs'ta da maalesef işte mevzu olmaz yani kimse bilmez bile Kıbrıs'ın şeyde verildiğini, Lozan'da verildiğini. Öyle yaşantı olarak gitti. Ama çok önemli bir yer Kıbrıs. Dolayısıyla ben bugünkü bu iradenin Türkiye'nin bu konuda e, güçlü bir irade ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bunun e, gerçekten hem Yunanistan sadece Yunanistan için değil Avrupa için ve Amerika için bunun görüldüğünü düşünüyorum. E, son ara şunu söyleyeyim. Bu irade devam ederse Türkiye oradan çıkıp söküp atamazlar. Sonuçta Türkiye e, uluslararası hukuk çerçevesinde orada. Ve kendi vatandaşlarının haklarını savunuyor. E, sadece benim endişem, benim korkum sadece uzun vadede bizim kendi tarafımızdan bir zaaf ortaya çıkmasın bu konularda. Geçmiş dönemde olduğu gibi. Yani bu meseleler, bugünkü oradaki kompozisyon, oradaki manzara çok güzeldi. Bu meseleler asla ve asla bir iktidar meselesi değil. Yani hükümet meselesi değil, bu devlet meselesi bu meseleler. Dolayısıyla beklenir ki, e, Sayın Erdoğan ilelebet değil, yani sonuçta ile önümüzdeki dönemde başka yönetecek bu ülkeyi. Tabii. Kim bu ülkeyi yönetimini e, e, sorumlu üstlenirse üstlensin, bugünkü orada sergilenen e, iradeyi, Aynı şekilde hiç taviz vermek sizin hatta hatta artan gelişen işte e, kapasitelerimiz çerçevesinde gerek savunma gerekse e, diplomasi artan kapasitelerimiz çerçevesinde daha da bu iradeyi güçlendirerek oradaki bizim iddiamızı varlığımızı devam ettirmesi gerekiyor. Bence asıl kritik şey bu yani Avrupa bunu kabul edilmemesinden önce benim bence asıl kritik olan şey nokta bu bizim bu iradeyi devlet meselesi olarak Sayın Erdoğan'dan sonraki dönemde de aynen devam ettirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten buradaki herhangi bir yumuşamanın mesela Mustafa Akıncı döneminden örnek verdiniz ya. Çok Mustafa kötü Akıncı, şeyler oldu o zaman. Ya yani Mustafa Akıncı döneminde verilen mesajları göre Türkiye uğraştı Mustafa ee, Akıncı yani. Sayın Ersin Tatar o dönemde başbakandı. Ee, Mustafa Mustafa Akıncı ne zaman çıkıp konuşsa hani her konuşmasında bir Türkiye hedef falan. Evet, Türkiye'ye yönelik negatif ya yani. Türkiye oydu. Şimdi bu tam da onlar sevinecek bir şey bu. Peki bu sadece Rum kesimine mi yarıyor? Tabii sadece Rum kesimine yaramıyor. Başka kimlere yarar mesela yani bu tarz eee söylemler. Bütün Avrupa'ya yarıyor. Yani Rum kesimi e, bence orada bir piyon yani Rum kesimi şey alan yani Rum kesimi kendi irade şeyiyle mi girdi Avrupa Birliği'ne? Hı, hı Halbuki mevcut anlaşmalar da oradaki taraf olan yani Türkiye'nin de rızası olmadan veya Türkiye'nin daha doğrusu Türkiye'nin de bulunmadığı bir e, kuruma koruma kuruluşa e, Rum kesiminin girmemesi, girmemesi lazımdı. Doğru. Ama alanlar Avrupalılar. Avrupa Birliği bunu alanlar. Dolayısıyla bu mesele Rum kesme sırrı bir şey değil. Yani e, çok özür diliyorum. Bazı izleyicilerimiz, bazı dinleyicilerimiz çok fazla haçlı e, e, vurgusu yaptığımı söylüyorlar bazen bana. Ama buradaki şey de aynı şey. Başka bir şey değil yani. Bakmadılar kimse. Orada aynı Bosna'da olduğu gibi. Şu anda Gazze'de olduğu, şey, e, Gazze'de olduğu gibi. Kimse e, 64'te Atmiş 64'e gelince kadarki dönemde orada olup bitenler, orada aktılan kana, oradaki zulme, oradaki katliamlara bakmadı dönüp bakmadılar, görmediler hiç. Avrupalılar da görmediler onları. Çünkü işlerine geliyor. Gelmiyor tabii yani görmek kişilerine gelmiyor. Tabii, tabii. Dolayısıyla mesela sadece Rum kesimi meselesi değil. Yunanistan zaten orayı kendine gözüne kestirmiş durumda. İngilizlerin ben hala daha İngilizlerin İngiltere için adanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada ben hatta hatta zaman zaman Rumların Haçlı Birliği, Avrupa Birliği, Avrupa yanının menfaatleri doğrultusunda kullanıldığını düşünüyorum. Şimdi siz böyle söyleyince aklıma Amerika Birleşik Devletleri'nin o uçak gemisi vardı ya USS Gerald Ford. İsrail konusu 7 Ekim'deki patlak verdiğinde ilk gönderilen Akdeniz üzerinden ilk gönderilen uçak gemisi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere Akdeniz'i kullanacağı zaman özellikle Türkiye e, saf dışı bırakılıp da yani Türkiye'nin izin vermediği bir noktada bir askeri kuvvet gönderileceği zaman orada Rum yönetiminin e, güya kıta sahanlığı içerisinde kullanarak onların karasuları kullanılarak e, Akdeniz üzerinden gemilerini sevk ediyorlar. Hatta bu e, şey üzerinden de e, gündeme geldi. En son biliyorsunuz Hindistan'la ortak bir e, ticaret yolu anlaşması içerisine girdiler. Orada da yine Güney Kıbrıs Rum yönetimi, yönetimi çok kritik noktalardan bir tanesi. Şu anda çok, abi özür diliyorum. Şu anda İsrail kullanıyor hı hı. güney, kesimi. Şu anda İsrail kullanıyor. Hatta hatta o kadar kullanışlı ki bu Batılılar için Kıbrıs. 1874 80 arasında İngiltere Başbakanlığı'nı yürüten Benjamin Disraeli var. Hı hı. ta o zaman bakın ta o zaman Abdülhamit Han'ın ilk dönemleri bakıyorlar ki bu taraftan şeye Yahudileri sevk etmek mümkün değil Yani e, Suriye tarafından e, Kıbrıs'ı işgal edip Kıbrıs ve Akka üzerinden Yahudileri Filistin'e ve civarına taşıma için yoğun çaba sarf ediyor Ve ondan sonra biz her dönemde Kıbrıs'ın Kullanıldığını görüyoruz ee, ve şu anda hala çok kullanışlı Kıbrıs'tan yani birçok operasyon için Kıbrıs Güney kesimler şu anda kullanılıyor. Evet. Dolayısıyla onlar için Kıbrıs vazge vazgeçilmez. Dolayısıyla bir kendi menfaatlerinin bekçiliğini yapıyorlar bunlara diye düşünüyorum. Şimdi bizim için de vazgeçilmez. Tabii Ahmet Elbette. hocam. Elbette. Ee, şimdi Kıbrıs'tan vazgeçmiyoruz ama bir taraftan da tabii e, Kıbrıs'ın tanınabilmesi için elimizden geleni yaparken tanımayan ülkelerle beraber yüreğimizde de bir tarafta onun sızısını da hissediyoruz ki bugün şehitlerimizi de yad ettik bir kez daha. Allah'tan rahmet dileyelim. Hala hayatta olan yakınlarına da başsağlığı dileyelim. E, e, torunları, ailesinden, e, şehitlerimizin buradan da mesajımızı göndermiş olalım 24 Televizyon ekranlarından. Siz bu Kıbrıs konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla alakalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde Türk Devletleri Teşkilatı'nın ezidinde de önemli adımlar attı. E, önümüzdeki süre zarfı içerisinde artık bizi böyle sevindirici haberler gelmeye başlar mı? Ya tabii umudumuz o yönde. İnşallah yani özellikle bizimle kan bağı, ırk bağı olan Türkiye Cumhuriyetler veya işte yakın hukukumuz olan Afganistan, Pakistan gibi ta bunlar yüzyıllık bizim hukukumuz olan daha eskiden de tarihi bağlarımız olan ülkeler bunlar tarafından çok isteriz yani tanınmasını bir Azerbaycan'ın ne bileyim bir Kazakistan'ın e, veya işte e, Pakistan'ın çıkıp bu açıklamayı yapmasını hepimiz isteriz. Hatta Rusya ile bir ara konuşulmuştu. Yani Kırım'ın tanınması karşılığında evet. e, Ruslar da işte şeyi tanırız Kıbrıs'ı gibi bir açıklama yapılmıştı. Şimdi Kıbrıs e, bu yönüyle çok çok önemli. Yani az önce e, üstadım epey bir bilgi verdi malumat tarihsel geçmişiyle ilgili. Bir kere 500 yıla yakın daha da fazla Osmanlı toprağı olarak kalıyor. 450 yıla yakın 1517'den 1877 Fransız Osmanlı Rus Savaşı'nda İngiltere'nin dediği kiralama gibi ya. kiralama yön şeyiyle bırakılması Tabii o zamanın şartları farklı ama asıl e, Birinci Dünya Savaşı'nın İngiltere tek taraflı ilhak ediyor. Evet. Sonrasında da Lozan'da da dediği gibi buyurduğu gibi Nuab'in e, e, alınıyor elimizden ve aslında e, çok dramatik bir şey Türkiye'ye 70 kilometre Yunanistan'a 965 kilometre yani bizim burnumuzun dibinde tarihsel olarak 500 ile yakın bizde kalmış bir ada. Tabii neden önemli? Kimin için önemli? Yunanistan için çok çok önemli. Bir kere konumu olarak. Orta Doğu'ya açılıyor ve Akdeniz'in göbeğinde olan bir ada. Her her şekilde e, jeopolitik açıdan diğer ülkelerin yani Türkiye'ye düşmanlık yapmak isteyen bir ülkenin gözbebeği onlar açısından olan bir yer. E, Fransa için önemli. İngilizler zaten e, yüzyıllardır orada hedefleri ve emelleri var. Fakat e, bizim için çok daha önemli çünkü bizim orada hem soydaşlarımız var, hem tarihi bağımız var, hem de onlar ne düşünüyorsa biz de o kadar düşünürüz. Bir kere bizim bir parçamız yani. Bu yüzden e, biz e, buradan e, özellikle rahmetli Erbakan Hoca, o ben yine bugün şeyde gündemdi X'te, hani e, rahmetli Cevit İngiltere'ye konuşmaya görüşmeye bu konuya gidince o arada. Kemal Kayacan zannedersem o Amiral harekatı e, yapan e, şey deniz kuvvetlerinde kor generalde olabilir olabilir. Hemen Sayın Erbakan'a geliyor rahmetli. Diyor ki efendim kaybedecek da, vak, vaktimiz yok. Hiçbir dakikamız yok. E, o da çok ilginç yani. Erbakan'a hani e, Ecevit Yunanistan'la bu şey İngiltere'yle bu konuyu konuşmak için o anda gelmesi de çok ilginç. Ee, ve o da diyor ki o zaman hemen yapalım e, harekatı ve harekat başlıyor İng başlamak üzereyken ecevit ne oldu ne bitti diye hızlıca İngiltere'den dönüyor döndüğünde zaten epey bir yol alınmış oluyor ve sonra harekat başlıyor. Hatta İlker Başbuğ son zamanlarda Twitter'da dönem bir şey var. Diyor ki herhalde Erbakan'a kalsaydı Tamammış. tamamını alırdı bu adanın. Onun için hani bu konu da çok tartışılır. İşte Başbakan Ecevit'ti ama harekatı emrini veren ve de, daha fazla ileriye gitmek isteyen ama bir şekilde o dönemde durdurulan ve şu anki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin barış harekatıyla şu anki topraklarına sahip olmasını sağlayan rahmetli Erbakan, tabii ki o dönemin başbakanı Ecevit'tir. Şimdi biz vazgeçmeyeceğiz, biz güçlü bir ülkeyiz. Yani İngiltere'nin, Fransa'nın, Yunanistan'ın, hatta Amerika'nın ve İsrail'in orada ne kadar... E, niyeti, emeli ve orayı ele geçirip Türkiye'ye tehdit olarak kullanma, belki bir şekilde Türkiye'yi efendim askeri olarak da tehdit etme niyeti varsa biz de Allah'ın izniyle orada hep olacağız e, ve e, en fazla hakta bizim tabii ki biz şunu demiyoruz onların düşündüğü gibi ilhak edelim hepsi Türk toprağı olsun Güney Kıbrıs Rum kesimi diye bir bölge olmasın. Ama bakın burada Avrupa Birliği çok iki yüzlü bir tavır sergiliyor. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimini biliyorsunuz birliği aldı Avrupa Birliği. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hala daha yani zaten bizim Türkiye'de alınmadı ama orada daha böyle şey yapılmaya çalışılıyor. ikinci plana bırakılmaya ve yok değerinden sayılmadım. yok sayılmaya çalışılıyor. <laughs> Tabii Türkiye'de güçlü bir devlet olarak bugün çok güzel bir tablo vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Özel efendim, Sayın Bahçeli, Destici bütün e, siyasi parti liderleri e, i̇yi, e, e, iyi Parti hepsi oradaydı. Bu birlik beraberlik beni gerçekten çok umutlandırdı. Bu aslında İngiltere'ye, Yunanistan'a, Fransa'ya, Amerika'ya, İsrail'e Orada gözü olan her ülkeye verilen bir mesajdır. Mesela 10 yıldır neden olmadı bu? Aynen. Orada bu harekat, barış şeyleri, harekatının yıldönümleri veyahut başka vesilelerle Kıbrıs'a Cumhurbaşkanımız devamlı gidiyor. Geçen yıl Kemal Bey katılmamıştı diye hatırlıyorum. Katılmaz. O, Kemal, o, Kemal o belki de şimdi bir tweet atar ne işin var Özgür Özel diyor orada. Atabilir de yani Kemal Kılıçdaroğlu'na artık her şeyi bekliyoruz. Özgür Bey değer kazandı. Özgür Özel oraya evet. giderek. Çünkü aynen. gittiği yer... Türkiye Cumhuriyeti'nin e, kardeşi, yavrusu olan yavru vatan deriz biz Kıbrıs'ta. <laughs> Ve oradaki, bakın bugün çok önemli bir şey daha e, Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti. Oradaki öğrenciler de Türkiye'deki öğrencilerle aynı e, haklara, hatlar. burs haklarına vesaire sahip olacak. Aynı zamanda Kıbrıs bir eğitim merkezi. Üniversiteler açısından eğitim merkezi haline geldi. Onun için biz vazgeçmeyeceğiz. Onlar da e, tabii ki hiçbir zaman emperyalist planlarından vazgeçmeyecek ama biz daha eskisi gibi değiliz, daha güçlüyüz. Özgür özel yeter ki bu tavrını korusun. Milli meselelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin, Cumhurbaşkanımızın, devletin, milleti yanında olmayı sürdürsün. Hiçbir zaman kaybetmez ve ülke kazanır. Emperyalizme de net bir duruş olmuş olur bu e, şey. E, tablo. Yüksek öğretimle alakalı verdiğiniz mesaj önemliydi. Çünkü daha öncesinde Gök'le e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bazı üniversitelerin özellikle doktora bölümlerinde bazı sıkıntılar var yani Türkiye'de çok fazla. Doktorasını evet. yapan kişi denklik alma konusunda göklesin. İnşallah orada çözülür. Bu problemler de çözülür diye düşünüyorum. Eee Sayın Tosun sizinle devam edeceğim. Hem bu 10 senedir işte söylediğimiz gibi muhalefetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu e, etkinliklerinde olmaması, e, özgür özelin e, CHP Genel Başkanı olmasıyla beraber daha farklı bir e, çizgi çekerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirmesine rağmen o yolundan hiçbir şekilde e, sapmaması. Hem bunu nasıl yorumluyorsunuz? Muhalefetin de Kıbrıs'ta olmasını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olmasını. Hem de Lendiyas'ın bu işgalci açıklamaları vardı ya. Türkiye burada işgalci, Mehmetçik burada işgalci şeklinde. Hani onlar bir e, istiyorlar ya. Mehmetçiğin çıkmasını. Evet. Aslında başaramayacaklar. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Aslında e, Rumları ve e, Yunanistan'ı e, Rumlar ve Yunanistan olarak görmemek gerekiyor. Çünkü Yunanistan Avrupa'nın, daha doğrusu Avrupa Birliği'nin şımartılmış çocuğu. E, Rumlar da Yunanistan'ın şeyinde. Dolayısıyla bunların bu denli cesur konuşuyor olmaları kendileri kendi ellerindeki güçlerinden, kuvvetlerinden ve imkanlarından dolayı değil, arkalarında destek verdiğine inandıkları Batı dünyasının bunu Nuh Bey Haçlı dünyası diyor. O da son derece yerinde bir ifadedir. Çünkü Avrupa, Batı dünyası, buna Amerika'yı da katabiliriz. Batı dünyası Türkiye'ye karşı hiçbir konuda adil davranmamıştır. Ne uluslararası hukuku işletmiştir, ne de adil davranmıştır. Yani mesela Kıbrıs'ın Rum kesiminin Kıbrıs'ın tüm temsilcisi olarak Avrupa Birliği'ne alınması Avrupa Birliği kriterlerine aykırıdır. Aynen. Çünkü Avrupa Birliği bir üyeyi, bir adayı üye alabil, al, almak istediği zaman o adayın sınır sorununun olmaması gerekiyor. Bakın bu Avrupa Birliği'nin kabul kriterlerinden birisidir. Çünkü kendi sınırlarını belirsiz hale getiriyor. Hayır orada sınırı yok. O bütün yok şeyi, şey yani. sorun var. Türk kesimiyle Rum kesiminin bir sorun var orada. Böyle sorunlu bir e, ülkeyi... Avrupa Birliği'ne alınması Avrupa Birliği kriterlerine aykırıdır. E buna rağmen neden alıyorlar? Çünkü Kıbrıs'ta, Yunanistan'da tek başına bir devlet yahut da bir devletçik olarak değil, arkalarında Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak ve Avrupa'nın, daha doğrusu Batı dünyasının ileri kara karo, karakolu olarak değerlendirildikleri için Türkiye'de ilişkileri maalesef Avrupa Birliği'nin de Batı'nın da e, hiçbir zaman e, hukuk çerçevesinde olmamıştır. Adalet çerçevesinde olmamıştır. Daima Yunan'ın yanında olmuşlardır. Daima Rum'un yanında olmuşlardır ki Rus Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi böyle keyfi bir müdahale değildi. Evet. O müdahale orada onlarca insanın katledilmesi, Rumların adayı tamamen enosis olarak Yunanistan'a bağlama ve Türkleri yok sayma ve bir yığın katliamlar vardı bizim gençlik yıllarımız. O katliamları hep dinleyerek Kıbrıs marşlarını dinleyerek geçti. Şimdi Türkiye 3 garantör ülkeden birisi olarak bu katliamlara karşı, orada darbe oldu biliyorsunuz. Bu katliamlara karşı İngiltere'yi uyardı, İngiltere ipe un serdi. Yunanistan'da Yunanistan da garantördü, Yunanistan'ı uyardık, ipe un serdiler. Ama orada katledilen, orada katliama tıpkı Gazze'deki gibi soykırıma uğrayan Müslüman kesim, Türk cemaati vardı ki cemaat diye o zaman anılırdı. Türk cemaati, Rum cemaati evet. diye. E, Türkiye mecbur kaldı bu uluslararası hukuktan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak. Peki buna rağmen Birleşmiş Milletler ne yaptı? Bakınız Birleşmiş Milletler bile burada Türkiye'ye karşı yine batı düşünce kafasıyla karar verdiler. Asıl e, Kıbrıs'a yaptığımız çıkartmayı işgaldir diyen Birleşmiş Milletler o zaman. Birleşmiş Milletler. Yani Yunanistan, Nato'dan onun için çıktı biliyorsunuz. Yunanistan, şey Nato da aynı tavrı takındı Türkiye'ye karşı. Keşke geri almasaydı. Aynı, evet. O da iki evrenin maalesef daha şeyi. Yani, keşke almasaydık da işte. yani, O da maalesef işte şimdi bakınız. Yani biz Yunanistan deyince bütün Batı dünyasını anlamamız gerekiyor. Yoksa Yunanistan şu anda ekonomik olarak zaten bitmiş vaziyette. Almanya'nın desteği olmasa, Avrupa Birliği'nin desteği olmasa... ...Yunanistan'ın çalışanlarına, memurlarına maaş verecek bütçesi bile yok. En çok Almanya mı destekliyor? En çok Almanya tabii. 100 milyar euro üzerinde zannediyorum borcu var şeye. Almanya. <laughs> Şimdi birinci nokta bu. İkincisi, o çıkartma yapılırken bugün hep... E, yani Cumhuriyet Halk Partisi haklı olarak genel başkanlar o dönemde Ecevit'ti. CHP MSP hükümetinin başbakanı Ecevit olduğu için o harekatın kahramanı olarak hep Ecevit anarlar. Oysa bu harekatın gerçek kahramanı Necmettin Erbakan'dır. Milli Selamet Partisi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir hareket yapabilecek cesaretimi cesareti mi diyelim tecrübesi mi birikimi yok. 1963'te aynı katliama karşı İnönü Başbakanı'nı biliyorsunuz <laughs> harekat kararı alındı. Johnson'dan bir mektup geldi. Şimdi CHP'liler yine ona hep şey yapıyorlar efendim Johnson'dan mektup gelince e, ben şimdi cizmelerimi giyerim diye. Hayır o başka bir zamanda söyledi bir şey. Johnson'un mektubuna karşı nasıl buyurduğunuz gibi harekatı bırakıyoruz, erteliyoruz Ecev diye. Diyor. Efendim? İnönü. Inönü. Hayır, 63 63'te inanın. Yani. Şunu söylemek istiyorum. Yani o başarı, o zafer sadece Ecevit'in değildir. CHP'lilerde o cesaret yoktur. CHP'lilerde Batı korkusu Allah korkusundan daha fazladır diyeceğim ama yanlış anlayacaklar. Anlaşılacak. Şimdi eğer CHP'de o şey olsaydı 63'te çıkarırlardı. Çünkü 63'teki katliamlar daha yüksek. 63'ten 74'e kadar işte Erbakan'ın gelmesini bekledi aslında devam Türkiye. Evet. Yoksa Ecevit'in, Ecevit hatta harekat yapıldı. E, harekat devam ediyor. Ecevit işte Alman Şeye gitti İngiltere'ye. Erbakan Hoca başbakana vekalet ediyor. E, Lefkoşe'nin yarısı alınmış. Lefkoşe'nin tamamını alıp ondan sonra masaya oturmak hedefleniyor. Onun için hı hı. İlker Başbuğ... Erbakan ve arkadaşları hepsini almak istiyor aday diyor, adayı diyorlar. Evet daha fazla şey alıp masaya güçlü oturmak ve çekilecek öyle çekilir. Ama Ecevit maalesef yine toy bir gazeteci olarak akşam yapması gereken açıklamayı öyle saat birde ki Erbakan Hoca'nın deyimiyle haberlere yetişsin diye erken şey yapıp Türk ordusu orada kaldı. Biraz daha ilerleseydi belki elinde daha fazla koz olacaktı. Şunu söylemek istiyorum. 1974 askeri harekatında evet Başbakan Ecevit'tir. Fakat bugün yine bir CHP'li arkadaş mesaj göndermiş. Başbakan Ecevit şöyle yaptı, böyle yaptı. Ona cevap verdim. Erbakan'ı niye unutuyorsunuz? MSP'yi niye unutuyorsunuz? O zaman hükümet ortağı ve asıl CHP'yi cesaretlendiren, yüreklendiren Erbakan'ın başkanlığındaki Milli Selamet Partisi'dir. Buna rağmen tabii ki başbakan Ecevit olduğu için o dönemde de 1977 seçimlerinde o, o Kıbrıs Fatihi unvanıyla e, o savaşı bence siyasette oya tahvil etmek istedi. Etti de aslında CHP'nin ömrü hayatında aldığı belki en yüksek oylardan birisine şey yapmış oldu, kavuşmuş oldu. Şimdi biz 74'te Kıbrıs'daki soydaşlarımızı, dindaşlarımızı Rum katliamından, zulmünden kurtarmış olduk. Yani orayı işgale gitmedi. Tam tersine garantör devlet olarak oradaki vatandaş, oradaki soydaşlarını, dindaşlarını koruma hakkı olduğu için gitti Rumların baskısından, katliamından, zulmünden Kıbrıs harekatıyla kurtardık. Fakat Avrupa onu hep işgal olarak değerlendirdi, Birleşmiş Milletler dahil. Ve e, çözüme hiçbirisi yanaşmadı. Bir defa Rum kesimi hiçbir dönemde çözümden yana olmadı. Türkiye her seferinde çözüm önerdi. Hatta bugün hala bazı çevreler e, 2004'teki anlam planından dolayı AK Parti'ye kızarlar ama... AK Parti'nin o zamanki e, yürüttüğü politika, evet federal devlet olarak devam etsin deniyordu düne kadar. Anlam planı ona benzer bir şeydi. Fakat Türkiye şunu ispat etti, tekrar gösterdi bütün dünyaya. Masadan kaçan taraf, çözümden kaçan taraf Türkiye değil, Rum tarafı. Anlam planını Türk tarafı kabul etti, Rum tarafı reddetti. Yani biz çözüm istemiyoruz dedi de Federal bir sistemle. E ne olacak peki? Şimdi ne olacak? Olacağını zaten evvelki sene Cumhurbaşkanı açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti müstakil bir devlet olarak artık tanınacak. Türkiye'nin şu anda politikası da artık odur. Federal bugün Cumhurbaşkanı da söylediği gibi federatif sistem çözüm değil. Çünkü o çözüme zaten ne Avrupa rıza gösteriyor. Ne Rum tarafı gelip masaya oturuyor. Artık Kıbrıs Türk Devletinin tanınması bütün dünyada esas olacak ki bugün Kıbrıs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Bey'in İslam İşbirliği Teşkilatı'nda, Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci olarak bulunmasının tanınmaya doğru atılmış meşruiyetin tanınmaya doğru atılmış önemli adımlar olduğunu söyledi ki Avrupa bir noktada da mecbur kaldı Mustafa Bey mesela. Rumlar Rumların miras meselesi var. Toprakları vesaire Türk tarafında kaldı. Bunu hep Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyorlardı. Türk tarafı dedi ki biz burada bir heyet oluşturuyoruz bir komisyon. Rumlar gelip burada haklarını arayabilirler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha doğrusu Avrupa Bu komisyonu Kabul ederek de zımnen aslında kabul. Kuzey Kıbrıs'taki Bir meşru devletin olduğunu kabul ettiler Şimdi Rumların Doğrudan İnsan Hakları Mahkemesi'ne Müracaatını kabul etmiyorlar Önce git Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki komisyonda Hakkını ara Biz sana veririz diyorlar Dolayısıyla Bundan sonra çözüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası bağlamda tanınmasından geçmektedir. Federal sistem artık çözüm değildir. Bunun manası Ahmet Hoca'nın dediği gibi ilhak falan da değildir. Bağımsız bir devlet olarak Kıbrıs orada duracaktır. Türkiye yine Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi yedi, yediğini içtiğini Kıbrıs'ta paylaşmak durumundadır. Paylaşmaya devam edecektir. Çünkü Yine Cumhurbaşkanı dediği gibi Ankara'nın Türkiye'nin savunması Gazze'den başlar. Evet aynı şekilde Kıbrıs'tan başlar. Kıbrıs yine KKTC Cumhurbaşkanı bugün ne dedi? Türk dünyasının Bat Doğu Akdeniz'de bulunması Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin burada mevcudiyetinden geçmektedir. Dolayısıyla Kıbrıs çok fevkalade stratejik öneme sahip. Amerika'sının zaten İngiltere eskiden beri ta 1877'den beri orada vardı. Yine arkadaşların e, isabetle belirttikleri gibi Türkiye oralardan sadece Kıbrıs'tan değil Libya'dan, Mısır'dan hepsinin tapusu bizdeydi. Sudan'dan. Batı, Trakya'dan hepsinin tapusu bizdeydi. Lozan'da maalesef elimizden çıkarmış olduk oraları. Kıbrıs'ın, Kıbrıs sorununun çözümü artık bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'nin tanınmasından geçiyor ki Türkiye'nin politikası budur. Gelelim muhalefet liderlerinin tamamının bu e, bugünkü törenlerde orada hazır bulunması. Bu tabii ki bütün e, background'unu bir kenara bırakarak söylemek gerekirse alkışlanacak bir durumdur. Türkiye'deki istikrarı ve Kıbrıs konusunda muhalefetiyle, iktidarıyla Kıbrıs konusuna sahip çıktığını gösteren güzel bir manzaradır. Ancak e, Özgür Özel Bey'in her ne kadar e, 31 Mart seçimlerinden sonra bir takım makul çıkışlar yapıyor görünse de Bunların tamamı bana göre e, takiyeden ibarettir. Çünkü oraya gitmeleri diğer muhalefet partilerinin de bu 31 Mart seçimlerinden sonra artık 2028'de kendilerini seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kazanacak e, kesin olarak kazanacak şeklinde bakıyorlar ve oraya hazırlık olarak şimdi böylesine bir yol takip ediyorlar. Yoksa Özgür Özel'in daha ee, hafta içerisinde gezi biziz diyerek bağırması, gezi biziz diyerek gezi olaylarına sahip dedi. çıkması aslında CHP'de hiçbir şeyin değişmediğini yani gösteriyor. Çünkü gezi dediğiniz, bakınız dedi. gezi olayları meşru bir, masum bir çevre olaylarının daha sonra devlete karşı bir kalkışmasıdır. Bu 12 Şubat, o Şubat 12... 2012'deki hı hı. mit üzerinden. Toparlayalım hocam. Mit üzerinden toparlıyorum. İ 2012 Şubatında mit üzerinden 7 2013'te gezi üzerinden 2013 Mayıs Haziran gezi olayları üzerinden 2013 17-25 Aralık yargı darbe yargı üzerinden ve 2016 15 Temmuz'unda ordu içindeki satılmışlar üzerinden bu hükümeti devirmeye yönelik senaryonun bir parçasıdır. O parçaya sahip çıkmak, yakmak, yıkmak, te terör örgütleriyle birlikte 79 vilayette kargaşa oluşturmak bu ülkenin meşru yönetimine karşı bir kalkışmadır. Geziye sahip çıkmak kalkışmaya sahip çıkmaktır ve bu kalkışmanın arkasındaki emperyalist emellere hizmet etmektir. O yüzden Kıbrıs'ta bulunması, makul bir takım şeyler göstermesi benim açımdan CHP'de çok fazla bir değişiklik olmadığı anlamına geliyor. Diyorsunuz ki görseller veriliyor, fotoğraflar, videolar veriliyor ama zihniyet yine aynı zihniyet. Kısa bir eklem arası reklamlardan sonra doğrusu devam edecek. Doğrusunu 24 Televizyonu 24 Radyo frekansında devam ediyor. Star Gazetesi Yasarı, Sayın Resul İstanbul Medya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuh Albayrak ile beraberiz. İlk bölümde e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri ele almıştık. Şöyle son sözlerinizi de alayım hocam. Reklamlardan önce e, en son Resul Hocam konuşmuştu. Son sözlerinizi alayım daha sonrasında konuyu değiştireceğim. Buyurun. Hayal. Hay. Ee, yani Kıbrıs'la ilgili evet e, sonuçta askeri... Güç önemli ama ben Kıbrıs meselesinde bir önceki şeyde de vurulmaya çalıştığım gibi askeri gücün yanı sıra ondan önce bizim irademiz ve bizim kararlılığımızın önemli olduğunu ben düşünüyorum. Evet. Daha doğrusu muhataplarımıza bu konuda kararlılığımızı yani iyi yansıtmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu da içerideki birlik var, belki mümkün. Çünkü böyle konuşuyoruz. Bunun sebebi var. Bakın az önce Resul abi de bahsetti ya Ta ee, 55'lerden 50'lerden itibaren şeyde katliamlar başlıyor Kıbrıs'ta. Türklere yönelik ağır katliamlar ama bildiğiniz gibi değil. Bu e, o, Enosuz militanlarının. E, ve her gün bu, burada kupürler var Türk gazetelerinde. Her gün haberler var e, Kıbrıs'ta katliam vesaire diye. Hı hı. Bunların olduğu bir dönemde CHP'nin Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak hı hı. 23 Ocak 1950 Akşam gazetesinde de 6 Ocak nüshasında var Hürriyet sayfasında. Bizim Kıbrıs diye bir meselemiz yok diye açıklama yapıyor. Türkiye'nin dışları bakanı mı? Ee, dolayısıyla böyle geldi şeye kadar, 50'ye kadar. 50 ile 60 arasındaki olanlar çok önemli. Menderes'in daha doğrusu Fatih düştü zorluğunun asılmasının gerisinde Kıbrıs ortaya, ortaya koyduğu irade vardır. Fatih'in düştü zorlu. Kıbrıs davası için siyasete girmiştir. Ve 1955'teki Londra konferansında çünkü o arada şeyin İngiltere'nin geri çekilme gibi bir durumu vardı. Çok güçlü delillerle, çok güçlü belgelerle eğer buradaki statik bozulacaksa, yani İngiltere çekilirse o zaman mesela aslında rücu etmeli. Yani Kıbrıs tamamen Türkiye'ye verilmeli. E, e, iddiasını çok güçlü ortaya koymuştu. Ve e, uluslararası ilişkiler ve hukuk bakımından da söyledikleri doğruydu. E, hatta e, Yunan tarafı baktılar ki buradan çözüm alamayacak, ara, alamayacaklar. yani Orada hakikaten güçlü Türkiye'nin şeyleri, e, elindeki e, veriler. <laughs> Yunan Dışişleri e, Bakanı anında şey e, 29 ve 30 e, Ağustos diye biliyorum ben, 1955, terk ediyor şeyi. E, konferan Londra konferansını 6 7 Eylül bundan 5 gün sonra o meşhur İstanbul'daki 6 7 Eylül 1955 olaylar oluyor. Ve olayların bir organizasyon olduğunu daha sonra açıklanıyor. Ve evet. o olaylardan sonra Türkiye'nin bir şeyi kalmadı. O uluslararası platformda bir e, iradesi ve gücü kalmadı. O olaylarla Türkiye'yi içerisi şey yaptılar. Dolayısıyla Bizim e, Johnson mektubu diyoruz da, Johnson mektubu, Johnson'a kızıyoruz ama Johnson mektubunda da bahsedilen şey, İnönü'nün in 1947'de de imzaladığı ve daha sonra da TBMM'de de kabul edilen anlaşma var Amerika'yla. O anlaşmanın dördüncü maddesinde benim verdiğim silahları benim dedi istediğim yerin dışı başka da kullanamazsın diye madde var. Dolayısıyla yani o, o, o kızıyoruz da o şey yapanlar yani şey o zaman başbakanına mı attı? Cumhurbaşkanı döneminde onu imzalandı da Yani yani şu bakın. Bugün biz mesela o konuda bir yere geldik. Yüzde seksenli artık savunma sayımızın biz üretiyoruz. Yerli oldu. Bununla az önce bahsettiğim milli irade baş başa giderse Allah'ın izniyle bizi kimse oradan çıkaramaz. Peki hocam. Aslında. Ahmet hocam sizin var mı? Efendim? Yani evet. Çok güzel özetlendi konu. Kıbrıs Emperyalistlerin eline bırakılacak bir yer değil bizim için bir e, hem tarihi açıdan hem jeopolitik açıdan hem de zaten e, milli açıdan e, bizim e, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim toprağımız kardeşimiz yavrumuz ne dersek diyelim. Onun için e, oradaki Türklerin can ve mal güvenliği her türlü şeyi aslında bizim askerimizle ve oradaki e, güçlerle sağlanıyor. Orada bir e, vatandaşımızın, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e, vatandaşının burnu kanasa bizim burada yüreğimiz sızlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Tabii Yunanistan'ın da bir orada varlık gösterecek durumu yok ama arkasını aldığı güçlerle işte İngiltere oluyor, zaman zaman Amerika oluyor, İsrail oluyor veya işte ne bileyim Yunanistan oluyor. Gaza geliyor. Yunanistan'ın da bundan sonra daha akıllı, daha efendim e, politik davranması ve bize zarar vermediği müddetçe bizden zarar görmeyeceğini anlaması lazım. Özellikle Dendias'ın bugün Sayın Cumhurbaşkanımız da çok sert çıktı akla ziyan açıklamalar Çünkü işgalci, katliamcı gibi kelimeler kullanıyor. Hiçbir zaman Türk tarihinde evet. olmayan ifadeler. Herkes e, bu coğrafyada e, dostça, e, barış içerisinde yaşayabilir. Yeter ki aklı selim davransınlar. Ama aksi takdirde de Türk'ün gücü, Türk'ün demir yumruğu her şeye kadirdir. Türkiye Cumhuriyeti bunu yapacak iktidara da sahiptir. Buna da muktedirdir. Ve bunu da yeri geldiğinde kendi belirleyeceği zamanda, zeminde yapar, yapacaktır. Bugün de donanmanın gemilerini gördük. Ne kadar güçlü olduğumuzu gördük. Bir kez daha yüreğimiz kabardı ve gurur duyduk. Şimdi birazdan bu donanma konusu da geleceğiz. Hesu Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya Şunu söylemek gerekiyor. Masada güçlü olmanız için sahada güçlü olmanız gerekiyor. ...sahada ne kadar güçlüyseniz... ...masada da o kadar güçlü oluyorsunuz. Türkiye bugün... ...50. yılda... ...50 savaş gemisiyle orada güç gösterisi... ...göstererek aslında... ...masada da ne kadar güçlü olacağını gösterdi. Türkiye ana vatandır. Ve yani... ...şimdi Kıbrıs'a yavru vatan... ...denmesinden bazılarının rahatsız olduğunu duyuyoruz. Oysa... ...ana vatana... ...bu hudutlar dışında kalan bütün... ...soydaşlarımız ana vatan olarak bakıyorlar. Kendilerini hep yavru vatan olarak görüyorlar. Makedonya'da bir Türkiye nasılsın dedim. Türkiye'yi biz de iyiyiz dedi. <laughs> Türkiye iyi olursa <laughs> ya, biz de iyi oluruz. Bakınız Gümülcine'deki, İskece'deki Türklerin de ana vatanı Türkiye'dir. Bulgaristan'daki Türklerin ana vatanı da Türkiye'dir. Romanya'daki Türklerin ana vatanı da Türkiye'dir. Kerkük'teki, Türkmen Dağı'ndaki Türklerin ana da Türkiye'dir. Kosova'sı. Evet. Kosova'dakiler tabii ki yani Balkanlar'daki efendim e, e, Kafkaslar'daki Orta Doğu'daki bütün şeylerin, e, soydaşlarımızın burası ana vatanıdır. Ve anavatan bu geçtiğimiz 22 yıllık istikrarlı hükümet döneminde özellikle savunma alanında Artık küresel bir güç haline gelmiştir. Bakınız. Küresel bir güç haline gelmiştir. Bazı noktalarda bölgesel gücüz ama savunma sanayinde. Ya şu anda bakınız biz e, uçak motoru üretmeye başladık. Bunu Çin üretemiyor. Bakınız. O kadar teknolojisi geliştiği halde. Türkiye üretiyor. Rusya üretemiyor. Bakınız. Bunlar süper güç ya. Türkiye üretiyor. Anavatan artık güçlü. Anavatan denizde, havada, karada kendi ihtiyaçlarını yüzde seksen oranında kendisi karşıladığı için masada elini yumruğunu masaya çok sert vuracak gücü oradan alıyor. Dolayısıyla Kıbrıs sorununda diğer sorunlarda Türkiye güçlü olduğu sürece bir taraftan tabii ki ekonomik güç, savunma sanayi gücü ve siyasi istikrar. 22 yıllık bu istikrar ile Türkiye söylediğim gibi <laughs> tartışmasız bölgesel güçtür ama savunma sanayinde artık küresel güçtür ve bu küresel güç olma özelliği ona bu bölgede hiçbir sorunun Türkiye'nin onayı dahli olmadan çözülemeyeceğini bütün dünyaya kabul ettirmiştir hepsi de kabul ediyorlar e, G7 İtalya'da toplanınca Orta Doğu'yu vesaire görüşecekler Türkiye'yi davet ediyorlar Başkan Erdoğan oraya onların davetiyle gitti. Neden? Orta Doğu'daki herhangi bir sorunun Türkiye'siz çözümü mümkün değildir. Anahtar ülke evet, konumunu artık Anahtar ülkeyiz Hamdolsun ve ona da bu 22 yıllık e, siyasi istikrar döneminde, kalkınma döneminde kavuşmuş olduk. Bugünkü Kıbrıs'taki gösteriler de aslında fotoğraflar bazen ciltlerle kitaptan daha anlamlı mesajlar verebiliyor. Bugün o mesajlar Şimdi Siz tarih içerisinde yaşananları anlatırken Erbakan Hoca'nın e, asıl hedefini söylediğinizde ben burada bir ah çektim içimden. Niye ah çektim? Çünkü e, işte atılmayan bazı adımlar bugün farklı sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Mesela Yunanistan Kıbrıs Rum kesiminin Mali Limanı'na üst kurmaya çalışıyor. Hatta kuracağını açıkladı Dendias. Daha e, tam resmi bir açıklama gelmedi ama şimdi bu Mali Limanı niye bir anda patladı hocam? Niye buraya bir üst kurmaya çalışıyor Yunanistan? Dediğim gibi bir süre önce de hatırlarsanız biz Yunanistan adalar üzerinden Amerika üst, kurulan Amerika üstlerini arkadaşlarım da haritaya getirdiler. Konuşuyorduk. Hemen Rum, Rum yönetiminin aşağısında hemen böyle güneybatı bölümündeki bir limandan bahsediyoruz. Limasola çok yakın bildiğim kadarıyla. Dediğim gibi daha bir kısa süre önce şimdi hiç pek konuşulmuyor. Yunanistan toprakları üzerinde Türkiye'yi çevreleyen Amerikan üslerini konuşuyorduk bir aramız. E, buraları e, Resul abinin bahsettiği destek var ya Amerika'dan ve Avrupa'dan Yunanistan'a e, dolaylı olarak da Rum kesimine olan destek. E, tabii ki bunlar da bir sürü haçlı birliği olmakla beraber aynı zamanda kendi menfaatleri az önce onu da demiştim ben kendi menfaatlerine yönelik bir destektir bu. E, da kendilerinin ulusal çıkarları e, doğrultusunda bu yapılanlar yapıyorlar. E, bu bu yapılanlar için de yapabilmen için de oraların e, onlara yani Rumlara, Yunanlara ait olması lazım. Türklere ait olan bir yerde bunu yapabilir evet. mi? Amerika veya Avrupa. E, her ne kadar Yunanistan yapıyor görünse de dediğim gibi. Yani, asıl oradaki şey bunlar birer piyondur bunlar. Asıl küresel çıkarlardır. Emperyalistlerin küresel çıkarlardır burada şey olan geçerli olan hiç konuşmuyoruz. Ama başından bu tarafa e, Kıbrıs'ı en çok kullanan devletlerden birisi İsrail'dir. Hatta çok ayrıntısını bilmiyorum ama uzun bir zamanda Amerika'da Türk kesiminde de kuzeyde de e, hızla e, bir mal toprak edinme gayrimenkul edinme şeyi vardı Yahudilerin. Bir, bir süre önce bir tedbir aldı bulunan yer. Yani uzunca bir sürede de devam edemiş şey bu. Yani Bizim aklımızın almayacağı kadar farklı yöntemlerle bir abluka e, sahnelemeye çalışıyor Kıbrıs e, az önce söylediğim gibi bizim anladığımızdan, tahmin ettiğimizden çok daha önemli bir yer. E, ama bizim kadar bu etrafımızda, bizim üzerimizde efendim e, bir takım hesapları olanlar için de önemli dolayısıyla. E, o bakımdan böyle bakmak gerekiyor. Yani burası, e, bir tekrar söylüyorum ben bir süre önce... Kıbrıs'ta Türkiye arasında bir takım yani Rum, Türk kesimi Türkiye arasında bir takım şeyler yapılmaya çalışıldı. Buralarda çok dikkatli olmak lazım. Hatta ben şunu söylemek isterim bu vesileyle. Bizim e, kamuoyunda yani bugün devletin ne kadar önem verdiğini gördük. E, Kıbrıs e, Kuzey Kıbrıs'a. Burada problem yok. Yani en üst seviyede Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardan beri buraya verdiği şeyi biliyoruz. Ama bu yeterli değil. Az önce benim bahsettiğim o birlik beraberliğin o e, devletin dışında da e, millet olarak da bu konudaki şeyin sergilenmesi için e, toplumun da biraz bu konuda hassas olması gerektiğini ben düşünüyorum. Şu anda Kıbrıs e, bizim biraz bizim milletin gözünde işte burada kumar oynamak yasak, oraya kumar oylama e, gitme rahat, serbest oynanabilen bir yer. Efendim burada okuyamayan orada okumaya gidiyen yani böyle biraz işte e, fazla Avrupa'ya gidemeyen oraya giden falan yani böyle biraz Kıbrıs'ın... Basit bakılıyor. Evet ben... Ya toplumda basit bakılıyor. Toplumu kastediyorum. Ben toplumumuzda Kıbrıs'ın bizim için ne kadar önemli olduğunun hala daha tam olarak anlaşıldığı kanaatinde değilim. Çok haklısınız. Bu noktaya yani dikkat çekmek istiyorum. Şöyle sanki e, sadece... Tatile gidilecek. Yani Sadece, böyle bir, bir enfeksiyon da evet. şeylerin gönderildiği falan gibi böyle bir garip bir tabii şey tabii. var yani. Hani böyle dünyevi eğlenceler için gidilecek. Ama onun dışında sanki ya biz Humor orada... Tumor ayma gidiliyor oraya. İşte, işte orada çıkıyor şeyler. Siz daha şey net der. söylediniz. Öyle yani. Hani e, sanki biz orada şehit vermemişiz. Orası, evet, orada e, pek çok Türk e, Rum çeteleri tarafından şehit edilmemiş. Bizim askerimiz oraya Türk bayrağını asmamış gibi, bizim tanklarımız orada yürümemiş gibi, Mehmetçiğimiz e, hava harekatı düzenlememiş gibi bir hava var. Mustafa Bey, diyorum. İstanbul bizim için önemliyse eğer Kıbrıs'ı gözümüzün gözümüzle Kıbrıs'a bakmamız lazım. Evet. Yani İstanbul'un güvenliğini Kıbrıs'ı sağlayamayız. Bakın İstanbul'dan bahsediyorum. Ve Adana'dan falan sahil, Akdeniz sahillerinden bahsetmiyorum. Şöyle bir durum da var. Ne yazık ki bak bunu ne yazık ki diye söyleyeceğim. Ee, Türkiye'den bakınca Türk Türkiye'de bazı kesimlerin bakışı bu şekilde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de bakınca ku... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içerisindeki bazı kesimlerin de bakışı bu onlar şekilde. Onlar da tahrik ediyorlar ama Türkiye'ye evet. karşı. Evet. İşte bu zaten benim dediğim şey bu. Bunu, bunu bizim aşmamız lazım. Aşmamız lazım. Bu aynen diğer o masadaki yapılan şeyin bir uzantısıdır bu. Onlar da vay efendim nasıl size yavru vatan derler bu küçültücü sizi aşağılayıcı evet. bir şey falan tutup bir sürü şeylerle onlar da bize karşı karşılaşıyor. Yani Rum kesimi Yunanistan'a böyle bakmıyor mesela. Ya da Yunanistan Rum kesimine böyle bakmıyor. Elbette onlar mesela bu, bu ufak şeyler aşmış durumda evet. var maalesef. Yani biz bu konuda daha gerideyiz. Onu söylemek istiyorum. Ya şu siz anlatırken bir şey de aklıma geldi ee, yine Mustafa Akıncı eski cumhurbaşkanından örnek vereceğim sayın cumhurbaşkanının Ak Parti grup toplantısında verdiği çok güzel bir mesaj vardı Mustafa Akıncı böyle birkaç tane cümle söyledikten sonra e, o koltuğu o cumhurbaşkanlığı koltuğunu e, altına ra kimin koyduğunu unutma demişti. Ya. Bu kadar ya yani, ülkedeki bizim Türkiye'deki muhalifler de çok seviyordu onu çok ilginç. Niye işte bakın. Ersin mesela, Katar'ı da çok eleştirdiler yani. ve. <laughs> ya, bizim, çoğu bu, tanımıyordur herkese. Evet. Evet. Çok ilginç, Ölken, ilginç ama yani. Ama karşı çıktı işte seviyor. Doğru haklısın. Böyle garip bir durum yani. Ya Kıbrıs'ı şey mi olacak en sonunda Kıbrıs'ı kaybedelim Erdoğan da gitsin. Yani onu hiç, <laughs> hiç tereddüt etmezler, hiç. ne ne vardı hani. Çok Kobras rahat harcayabilen bilen Kesinlikle. bir toplum Allah haline geliyoruz Ahmet Hocam. Yani e, şu anda nükteden yaptığımız şeylerin bundan 10 yıl sonra 15 yıl tabii, sonra tabii, Allah gerçek karısı. anlamda Allah söylenmeye karısı. başlamasında insan korkuyor. Çünkü cidden e, bir yerden sonra bazı manevi değerlerimizi e, kaybediyoruz. Evet, ya o misak-ı evet. milli sınırları dediğimiz zaman nasıl tüylerimiz ürperiyor. Öyle bir derdi yok şu anda e, Maalesef yok. Ne yazık ki yok değil mi hocam? Maalesef yok çok Dert, yok. dertleri yok. Yani. Bir derdi yok. Büyük hatta, bir hatta yani ya çok özür diliyorum. Hakikaten bugün Erdoğan'dan kurtulmak için Türkiye'nin bir kısmını vermeye falan gözü alan gö gö göze göze görmeyen ki. insanlar var yani. Ne yazık ki. Yani o Onun için... hem Kurtuluş Savaşı'nda, Birinci Dünya bir şey Savaşı'nda verilen mücadeleleri döndürüp döndürüp çok böyle e, bakın bu noktada çok güzel belgeseller yapar mesela TRT belgesel buradan da arkadaşlara selam olsun. Cidden çok kaliteli belgesellerle dönüp 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 anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da bu konuda çok iyi çalışmalar yapabileceğini düşünüyorum. Yani yapıldıkça e, kaybettiğimiz değerleri belki yeniden kazanabiliriz. Bu aslında çöz bir cümle söyleyeceğim. Bir. Bu aslında basit bir Erdoğan muhalifliği falan değil. Bu Türkiye'yi başka Daha büyük bir operasyon. Erdoğan'ın Erdoğan şahsında bağımsız ve güçlü Türkiye'ye karşı çıkıyor tabii, tabii. Yani diğer platformlarda Türkiye'yi alaşağı al edemeyen, Türkiye'yi yenemeyenler Erdoğan düşmanlığını kışkırtarak onun üzerinden aslında bizim milli meselelerimizi de operasyon yapıyorlar yani. Burayı anlamak gerekiyor. Içini evet, bu çok önemli. Aynen. Erdoğan değil ki mesele. Çok haklısınız. Şimdi bir, bir ayağı şey... odur, bir ayağı da Erdoğan'ın inançlı bir insan olması. Aynen. Siz de aynı belgesel aklıma bir şey geldi. Paylaşayım, müsaadenizle. Bizim artık dezenformasyonla mücadeleden öteye geçip çocuklarımızı manipüle edenlere karşı koruyup bizim onları değerlere şey yapmamız lazım. Yani derslerin bir kısmı artık dediğiniz gibi o belgesellerle geçmesi lazım. Kıbrıs Barış Harekatı evet. işte 15 Temmuz Bili Bili 28, 28 Şubat inşa bu konuların çok küçük yaşlardan itibaren ama. Yani... Amerika kaybettiği Vietnam Savaşı'nı Hollywood sayesinde tabii, zafere dönüştürdü. Tabii, tabii. E şeyler Japonlar... Hiroşima'yı Hiroshima 4 yaşındaki Aynı. çocuğa götürüyor. yani. En büyük eksimiz bu Mustafa Yani Kesinlikle çok. Yani. Bilin, milli bilinç, milli şuurun çok o küçük yaşlardan aşağıdan. Çekilen Hiroshima lazım. Sevgi'nin filmi vardır mesela. Orada kendilerini bir tık eleştirirler. Ama geri dönüp tekrar onu da endüstriyel bir hale getirip para kazanırlar. Bizde Yeşilçam'da benim bildiğim kadar iki tane film var galiba. Evet. Sadece. Evet. Hani koskoca Kıbrıs Tarihine zaferi. Tarihine küfreden bizden başka yoktur. bir şey yoktur. Ne yazık ki hocam. Maalesef. Ahmet hocam şimdi evet. bu Mari ıı, Limanı İsrail <laughs> için kullanıl, kullanılabilir mi Maridimanı Fevkalade. yani zaten büyük bir yani şimdi şöyle düşünelim aslında büyük resme bakalım biz bazen özeti veya detayı konuşunca e, mesela Kıbrıs olayında da Kıbrıs sabakış e, açımızda da ö, öyle bakmamız gerekiyor yani şimdi iki güç var e, dünyada bir milli ve yerli olmaya çabalayan güçler bunlar bazen bir devlet başkanı oluyor, bazen bir STK oluyor, bazen bir birey oluyor. Bir de emperyalist ve siyonist güçler. Şimdi bu ikisinin savaşı, mücadelesi aslında bu ta çok çok geçmişe döndürdüğümüzde insanın varoluşuyla ilgili bir mücadele. Yani ne demek? Şimdi allah Teala insanı yaratıyor ve şeytan tabi iblis meleklerin en bilgesi, en alimi ve melekler ondan ders alıyorlar. Mele İblis diyor ki şeytana, Adem'i yarattım, ona secde et." O da diyor ki "Halakteni min ateşten yarattım ve halaktahu min din. Onu da çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Bakın bu akıl şu an emperyalizmde var, siyonizmde. Üstün evet. görüyor. Goyim inanç. Ne diyor? Diğer insanların hepsi aşağılık varlık. Ve biz onların üzerinde her türlü can, mal, ırz, tasarrufuna sahibiz. İşte Gazze'de yaşanan katliam e yani tam olarak ya. bu inanç. İkincisi Allah Teala diyor ki ben senin bilmediklerini bilirim. Eğer sen benim dediğimi yapmıyorsan kovuluyorsun cennetten. O da diyor ki o zaman bana mühlet ver diyor. Allahla inatlaşıyor Haşa. Tamam diyor sana kıyamete kadar mühlet verdim. O zaman diyor bana güç de ver. Güç de verdim diyor. İşte LGBT'yi verdim. PKK'yı verdim, FETÖ'yü verdim, verdim. köpek e, sevici sevip insanları sevmeyenleri verdim. Bütün bu güçleri veriyor. Tamam diyor o zaman sen madem beni cennetten kovuyorsun. Bakın burada bir kibir var, bir inat var, bir de bencillik var. Onun için kibirli, inatçı ve bencil insandan hiçbir zaman hiç kimseye fayda gelmez. Hep uzak durmak lazım. Evet. Ben onlara diyor önden geleceğim, arkadan geleceğim la ömün beyin edim ve mülkalfiyim ve an imaniyim ve an şemailiyim ve şakirin çok azını düzgün göreceksin diyor. Biraz cübbel ahmeti şeyine dönüyor. Ya. Yani. önden geliyor. Arka, önden nasıl geliyor? IŞİD'le geliyor. FETÖ'yle geliyor. Sağdan nasıl geliyor? İşte efendim başka şekilde. Varyasyonları değişmiyor emperyalizmin. Aynen. Ama şeytanın taraftarları bunlar. Şimdi Kıbrıs olayında ve Mari Limanı'nda buradan okuyalım. Yani Siyonizmin Rahman'ın tarafı, Hakk'ın tarafı Türkiye Allah'a şükür. Ve bu biz sahip çıkarsak bu davaya ilelebet bizde kalacak. Ama sahip çıkamazsak Allah Allah Teala bu nuru tamamlatmak için Japon'a verir, Alman'a verir, İspanyol'a verir. Bakın İspanya'da bugünlerde biliyorsunuz işte Kıbrıs şeyi tanıyor, Filistin'i tanıyor. Yani insanlıkta birleşiyoruz. Avrupa Birliği'ndeki sağ parlamentodaki sağ olayı da böyle. Evet. Şimdi evet ırkçılar, İslamofobikler belki Türkiye, Türklere zararları olacak ama biz onlarla nerede birleşeceğiz? Anti LGBT'de, Meloni ile birleşiyoruz, Löpenle birleşiyoruz, Putinle birleşiyoruz. Nerede birleşeceğiz? İnsanlıkta, fıtratta birleşeceğiz. Belki küçük nüanslarımız var. Türkiye'de de bu yaşanıyor. Şimdi Türkiye'de dindar, e, seküler kalmadı. Ne kaldı? Milli ve gayrimilliği kaldı. Bakıyorsunuz bir parti çok dindar ama katil İsrail işbirlikçi AKP deyip kızda kapalı, tesettürlü gidiyor bizim polise tükürüyor. Şimdi bu gitti maalesef. Siyonizmin gemisine bindi. Akşam da oturuyor. Orada e, Marksist, Leninistlerle e, boykot su içiyor. Biz de bunu izliyoruz. Şimdi bunun mesela dindarlığından ne olur bu çocuğun? Öte yandan bir bakıyorsunuz. Belki ibadetleri devamlı değil. Belki dini açıdan zaaflar var ama geliyor. Anti-LGBT oluyor. LGBT karşıtı bir duruş sergiliyor. Bu Kıbrıs olayında da öyle bakmak lazım. Oraya kurulacak liman kesinlikle kimin işine yarayacak? Siyonizmin işine yarayacak. Çünkü Türkiye'ye karşı yapılan bir hamle. Yani oraya Güney Kıbrıs'a kimin gemisi gelecek? Herhalde bizim gemimiz gitmeyecek. O zaman bizim için tehdit ve büyük ihtimalle ve yüzde yüz belki de İsrail'e yarayacak. İsrail'e yarayan Amerika'ya yarayacak. Amerika'ya yarayan herkese tehlike oluşturacak. Bu büyük şeyden artık ben her şeyi değerlendiriyorum. Yani milli mi değil mi? Siyonist mi değil mi? Türkiye Tür ne yapabilir? Türkiye'de de öyle. Yani şimdi Türkiye buna müsaade eder, etmez, e edem ed etmeyecek güçtedir. Türkiye'de başka hamleler yapar. Türkiye'de mesela ne yapıyor? Milli noktalarda gidiyor, evveli günde herhalde Somali'de biz artık şey yapacağız, sondaj yapacağız Oruç Reis'le. Çok şükür. Şu altı numaralı grafiği arkadaşlar bir hazırlayıp getirebilir misiniz? Yani şunu demek istiyorum, tez cümle. <laughs> Biz çocuklara aslında az önce siz çok güzel bir noktaya değindiniz belgesel. Hı hı. Gerçekten bizim belki Amentü'yü evet İslam'ın şartlarını anlatalım ama önce bir emperyalizmi çıplak gözle anlatalım. Siyonizmi. Bu Gazze katliamı aslında bize bunu gösterdi. Ve şu an çok şükür güzel bir bilinç gelişiyor gençlerde. Yani ya her o, şerde bir hayır vardır. Yahudiler. Evet tırnak içerisinde söylüyorum. Yani bir e, kimseyi hedef almak için söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Mesela kablolu TV kanallarını açın bakın. O kablolu TV kanallarında e, 4-5 tane belgesel kanalı vardır. Tıklıyorsunuz. kesinlikle e, Almanların yaptığı, Hitler'in yaptığı soykırımı adamlar sabahtan akşama ya, kadar Hitler anlatıyorlar. Hitler'i kötülemek için değil mi? Akşama bir, kadar. Ve yapmışlar. Sinema filmi tadında yapmışlar. Biz Türkiye'de para veriyoruz o kablolu TV kanallarına. Bir gün bir yerde denk geliyorsunuz. Bir bakıyorsunuz. iki saat boyu izlemişsiniz mesela. Bakın propagandayı bu şekilde bu şekilde insanların zihnine, beynine sokuyorlar. Şimdi bu e, grafikte ...Türk ve Yunan donanmasının karşılaştırması var hocam. 2022 yılı verilerine göre yapılmış bir e, karşılaştırma bu. Hani dedim ya az önce Türkiye ne yapabilir? Yani, Şu an daha da artmıştır tabii bunlar. Tabii tabii çok Allah daha fazla arttı. Anadolu yok herhalde orada. Orada daha TCG Anadolu yok. yok. Daha inmedi TCG Anadolu çünkü bu veriler e, hazırlandı. Mesela fırkateyn sayısında. Türkiye'nin 16 tane fırkateyni varmış. 2022 yılında Yunanistan'ın 13 tane var görünüyor. Ama burada bir parantez açmak lazım. 2019 yılında Mavi Vatan tatbikatına gittiğimizde şunu biliyorum. Ee, Yunanistan tarafında denize indirip yüzdürebilecekleri fırkaten yoktu. Ya yani fırkaten envanterde görünüyor ama bakımları yapılmadığı için e, denize indirip yüzülemiyorlardı. Hucum botlarla kendi karasularını korumaya çalışıyorlardı. Korvet Türkiye'de 9 tane var Yunanistan'da 0. Ki bunlar bizim programın başından beri konuştuğumuz o yerli ve milli teknoloji, evet. yerli ve milli savunma sanayi alanında ne kadar e, önde olduğumuzu gösteriyor. hucum bot 18 e 18 denmiş yani Türkiye'de de 18 tane var, Yunanistan'da da 18 tane var şeklinde. Denizaltı o dönemde daha bizim MİGEM projelerinde e, bağlantılı olan o yerli ve milli denizaltılar inmemişti tersanelerden. Türkiye'de 12 tane var. Yunanistan'da 10 tane var ama Yunanistan'dakilerin çoğu yine eski ve kullanılamaz halde. E, yine bakıyoruz karakol botu 16'ya 10. E, mayın avlama gemisi 11'e 3. Türkiye'de 11 tane mayın avlama gemisi var o dönemde. Tank çıkarma gemisi 26 tane tank çıkarma gemisi var. 2022 yılında Türkiye'nin elinde. 26 tane. İstihbarat gemisi Türkiye'de olduğu önemli bir tane var. helikopterler 33 Türkiye'de 18 Yunanistan'da görünüyor. Deniz karakol uçağı 10 tane Türkiye'de Yunanistan'da bir tane görünüyor. İnsansız hava aracı zaten o noktada kıyaslanamaz bile. 19'a 0. Yani Türkiye o noktada zaten bu şey silmiş, yani Türkiye'nin bu üstünlüğünden dolayı Sadece şey değil, o, o, gazetecilerine varıncaya kadar Yunanlılar tabii, tabii. hakikaten e, çok fena dışıldık. Fransa'nın şey kapısında yattılar gemi alabilmek için. Fırkateyni evet. alabilmek için. Yani neredeyse Macron'un elini eteğini öpeceklerdi. Taarruz helikopteri ki Akıncı 2 e, çok özlem Akıncı değil bizim Atak 2'ler o dönemde daha girmemişti envantere. Taarruz helikopterinde 10 tane Türkiye'de var, 0 tane Yunanistan'da var. Bu aradan geçen 2 yıllık süre zarfı içerisinde çok biz daha bunların ellerini Çok hızlı çünkü şöyle yani yerli ve milli savunma şöyle gitmiyor. Mesela bir yıl sonra bunun iki katı falan gibi değil, beş katına birden çıkıyor, Tabii, on katına birden çıkıyor. Yani müthiş bir artış var. Tabi bunu Yunanistan'da da bu veriler vardır ama şunu da dikkate almak lazım. Ben sık sık Balkanlara aracımla gidiyorum. Geçerken de üpsalayı çıktık mı, efendim dedi ağaç gümülcüne Yollarda müthiş Amerikan şeyleri tırların içine koymuşlar tankla. Oraya bir yandan yığınak yapıyor. Yani Yunanistan bunu çok iyi biliyor ama arkasındaki güçler mesela PKK'nın veya PYD'nin bundan 10 yıl önce Suriye'de bir varlığı yoktu. Savaş çıkınca Suriye'de birden 10 bin tır veya daha fazla şey gönderdi mühimmat silah. Orada bir ordu kurdu. Yani sadece Yunanistan'dan ibaret düşünmeyeceğiz biz bu mücadeleyi. Hmm. Büyük bir mücadele. Ve Allah korusun öyle bir şey olduğunda topyekun bir şeye e, girilir. Ve o limanı ben isterseniz bir cümleyle tamamlayayım. Aynen o liman İsrail'e entegre olacak bir liman Akdeniz üzerinden. Yani Amerika Ay. oraya kuracak şeyini. oraya bir deniz yolu gibi olacak e, İsrail'e destek noktasında. Zaten Allah korusun Gazze'yi de ilhak ederlerse. Or artık bir yol olacak ama inşallah onların yaptığını e, biz görüyoruz. istihbaratımız devletimiz yani şu katlanarak gitmesi özellikle yerli ve milli savunmanın ya bir 20 yıl önce baksak bu 19-23 falan dediğimiz rakamların hiçbiri yoktu. Tabii canım, bir, Daha da dakika. iyi olacak. Ee, ve buradan tabi bayraklara, diğer tüm efendim yerli ve milli savunma e, sanayi kuruluşlarının hepsine yani ne yapsak ne desek azdır. E, gerçekten bir cihat şuuru yapıyorlar bu işi e, ve çok da güzel çalışmalar çıkıyor. Zaten orada. bence bizim asıl, asıl gücümüz o grafikteki asıl gücümüz oradaki şeylerin çoğunu kendimiz yapıyor olmamız bence. Yani Yunanistan'a karşı asıl üstünlüğümüz. Bu yani. Sayılar öte yani. 1947'de işte imzalanan anlaşmayı söylediniz ya, ya. Bu silahları benim söylemediğim kişiye karşı kullanamazsın sen olayın Şimdi e, bizim o korvetlerimiz var. Bozcaada falan. O korvetleri biz kendimiz ürettik. Tabii Mustafa Bey. Bir de, onlara, o. bir de onlara binecek imanlı askerimiz var. FETÖ'de gitti artık. Yani hani o 2016'da Berat Albayrak, Sayın Albayrak şey yapmak isterken bu petrol ve sondaj arama gemilerini biz Norveç'ten biliyorsunuz ...kiralıyorduk. El eline eşini ...türkü söyleyerek arar. Hı -hı. Geliyor... ...bir yıl arıyor. Günlük o elli bin, yüz bin dolar... ...neyse alacağı paraya bakıyor. Bir şey bulamadan... ...gidiyordu. Belki de bulmadan gidiyordu. Hı -hı. Ama Berat Albayrak o zaman onları... ...almak isterken özellikle FETÖ'den atılan... ...sonradan komutanlar yani... ...alçaklar diyelim... ...onların el bayrağı işte... ...bunları alırsın ama biz kullandırtırır mıyız... ...falan gibi tehditleri. Yani onlar da... ...artık devreden çıkınca imanlı ihlaslı, şuurlu işte gördük e, askerlerimizi. E, her yerde de görüyoruz Allah ayaklarına taş değdirmesin. Onların içine bindirecek askeri bulamaz emperyalizm. Toplama, taşıma, paralı katilleri bulur. Ama biz Allah'a şükür askerimiz, silahımız, topumuz, her şeyimiz. Tabii bir de içimizdeki siyonistleri hesaba katmak <laughs> lazım. Deniz topuna tenis topu diyen, Kaan'ın parçasına, ilk parçasına, yani Kalefet'i diyenler kalorifer oldukça dediler. işimiz çok Profilden zor yani. Profilden tekerlekleri var dediler. Resul hocam sizinle devam edeceğim. Bu e, Mari Limanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir söylenecek bir şey yok arkadaşlar gerekeni söylediler. Mari Mari'den ibaret değil, Mari Yunanistan <laughs> İba Yunanistan'dan ibaret değil. Arkasındaki bütün Batı güçlerini ileri karakoludur Türkiye'ye karşı. Ya şimdi Türkiye de bunun karşısında bir tane liman Şimdi desene. zaten orayı İsrail de kullanacağı için hatırlayın. Geçen haftaya da belki hafta Hizbullah e, Rum kesimini tehdit etti. bak seni vururum dedi. Hı -hı. Eğer İsrail'e açarsan oraları. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'ni vururum diyerek şey Hizbullah tehdit etti şey değil. Ee, yani dolayısıyla buradaki e, yapılacak olan üs aslında Yunanistan'ın üssü olmayacak. Evet. Zaten orada İngiliz üssü var biliyorsunuz şeyde e, Kıbrıs'ta. Hı hı. E, Yunanistan en o sistem vazgeçmiş mi? Yok vazgeçmemişler. Evet. Hala orayı kendisinin bir parçası olarak görüyor. Ona göre değerlendiriyor. Fakat bu o, Türkiye'yi de e, KKTC'de yeni bir üst kurmasına e, sevk eder mi? E şimdi bunu duyanlar söylüyorlar. E Türkiye de artık şeyde kursun. E zaten Türkiye garantör devlet olarak orada askeriyle orada, ordusuyla orada, işte ordusunu, ordunun oradan çıkmasını istiyor bütün Pontamatı. E biz garantör ülkeyiz kardeşim. Tabii. Ve siz oradaki sorunu çözmeden Rum kesimini bütün adanın temsilcisi olarak AB'ye aldınız. Onu muhatap kabul ediyorsunuz, Türklere ambargo uyguluyorsunuz, Türklerin pasaportu dahi herhangi bir yerde geçmiyor. E ondan sonra Türk çekilsin. Hayır, bizim orada de efendim. Başka tarafa da ne kadar üst kurarlarsa kursunlar. Kıbrıs Türkiye'ye 70 kilometre. Ya. Yeah. Savaş uçağına 70 kilometre saniyeler demektir. Dolayısıyla bunların hiçbirisi... birisi. Türkiye bu istikrarıyla, bu savunma e, sanayindeki e, gücüyle devam ettiği sürece, Mari değil bütün e, Güney Kıbrıs'ı askeri yapsalar. üst yapsalar bir fayda etmez. İkinci hususta ellerinde ne kadar silah olursa olsun, ne kadar teknoloji olursa olsun, asıl onu kullanacak olan Ahmet Hocanın biraz önce söylediği insan faktörü. Bakın en e, şey örneği işte Gazze'de. Ya on ay oldu. İsrail'in elinde en modern silahlar var. Ama bir avuç orada insan, bir avuç neyle? Ya iman varsa imkan var kardeşim. Bak teknoloji var, her şey var ellerinde. Ama on aydır bir avuç e, mücahidin hakkından gelemiyorlar. E sen şimdi karşında bir de Türkiye'yi düşün bu savunma gücüyle. Mariye üst kuracakmış. Mariye değil bütün Güney Kıbrıs'ı üst yapsalar <laughs> Türkiye'yi etkilemez. Sayın i̇şte vekilim burada... aşağıya kuruyordu. Mare'i bırakın Suriye'nin kuzeyine kuruyordu yani evet. kurabildi mi? Evet. Yani burada önemli olan Türkiye'nin güçlü olmasıdır ve Türkiye bu alanda hakikaten güçlü. Başkan Erdoğan 20 yıldır bu alanda bence yani hiç kimsenin belki dikkatini çekmedi. Ancak ortaya birdenbire güçlü bir deniz kuvvetleri, güçlü bir hava kuvvetleri, çok güçlü bir kara gücümüz var ki bu gücümüz bugün bütün emperyalist güçlerin korkulu rüyası halinde. Erdoğan düşmanlığı da aslında bu gücü ortaya çıkaran iradenin sahibi Erdoğandır. Tabii. Ondan kurtulmak için içimizdeki bu beyni işgal edilmiş zevat da Erdoğan düşmanlığını yaparken aslında emperyalistlerin, emperyalistlerin ekmeğine yağ sürüyorlar. Çünkü Erdoğan'dan kurtulmak isteyen Başta Batı dünyasının Amerikasından tut bütün Batı yüzümüze gülüyorlar ama arkamızdan bakın çevirdikleri bütün şeyler Türkiye ile ilgili verdikleri hiçbir sözü tutmadılar geri dön mesela e, geri evet. ne, ne anlaşmasıydı o geri, geri kabul geri kabul anlaşması göçmenler için ya tamamını biz yerine getirmiş yatlarımızın ne efendim e, vizeyi kaldırdılar. Yok terör yasasını değiştirin vesaire. Batı bize karşı sürekli iki yüzlü. E batıdan vazgeçiyor muyuz? Geçmiyoruz çünkü ilişkiler bu küresel dünyada öyle girift ki onların içindeyiz. Mesela NATO'nun bize faydası yok ama içindeyiz. Şerinden kurtulmak için. İçindeyiz. içinde olmamız gerekir. Ayrılmamız gerekmez. Ama güçlü olmamız gerekir. Ne kadar güçlü olursak Batı o kadar bize karşı saygılı davranacaktır ki o yüzden da başka şey çok önemli değil. Türkiye bugün Kuzey Kıbrıs'ta 50 gemiyle 50. yıl 50 gemi ile şey yaptı yoksa geçen Cumhuriyet Bayramı'nda Boğaz'da 100 gemiyle evet, resmi tabii. geçit yapıldı biliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla bizim bilmemiz gereken Türkiye bağımsız bir ülke olarak kendi kararlarını kendisi alacak iradeyi gösterdiği ve kendi savunma sanayini ve diğer bütün alanlarda kendine yeten bir ülke olmayı sürdürdüğü ve emperyalizme karşı duracak bir irade hakim olduğu sürece Mare değil bütün Yunanistan üs evet. olsa e, Türkiye'yi etkilemez. Yani. Işte yani. Da olsa. Çünkü şeyler Bugünkü şunu çok affedersiniz. Çok affedersin. Konuşuyoruz çok yani affedersin. Yani. Bakın o Kıbrıs savaşı ondan sonra bizim bu Batı Trakya'da hudutta subaylarımız hudutta subaylar birbiriyle görüşür. Evet. Yunanlılar Türklerle aynı şekilde Suriye, Irak sınırında, İran sınırında görüşürler. Bizim bir subay şeyle Yunan e, Yunan subayıyla arada görüşüyorlar. Yunan subayı soruyormuş ya o dönemde iki defa askeri hareket yaptık biliyorsunuz. Avrupa karşımıza ama ya ne zaman başlayacak askeri hareket? E ne yapacaksın? Kaçacağım diyor. şimdi şimdi bakın Türkiye ile Yunanistan'ın savaşı göze alması mümkün değil. Bakın bu bölgede Türkiye ile savaşacak bir ordu yok. Orta Doğu'nun en güçlü iki ülkesinden birisiyiz. Birisi Türkiye, Müslüman ülke birisi Mısır'dır. İşte onun için hep beraber evet, geliyorlar karşımıza. Tabii ki. Dolayısıyla yani Yunan batının şımarttığı bir çocuktur. Kullanıyor bize ee, karşı. Dolayısıyla Peki. Yunan Türkiye'yi tehdit edemez. Ancak arkasındaki güçtür. Yani biz Yunan derken arkasında bütün bir batıyı görmemiz gerekiyor. Peki şimdi o batıyı gördük o batının da... Başını çektiği bir ülke var. Kim? Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Amerika Birleşik Devletlerinde başkanlık yarışı var. Bir tarafta Trump var, bir tarafta Biden var. Hani değneğin iki ucu da aslına bakarsanız birbirinden beter. Şimdi geçtiğimiz hafta biz programdan çıktık. Trump'a bir suikast girişimi oldu. Ee, i̇şte akıllarda bazı soru işaretleri vardı. Hala araştırılıyor. Acaba nedir, ne değildir diye. Ee, tabii bu suikast girişiminden sonra Trump'ın oylarını çok daha katladı söyleniyor. Biden için çekilecek iddiaları e, çok fazla ortaya atılıyor. No, hocam çekilir mi Biden? Valla ben Biden'la seçime gireceğini düşünmüyorum şeyin Demokratların bu olup bitenlerden sonra. Çünkü aslında kırılma bence Biden'la Trump'ın beraber çıktığı programdan sonra başladı bence. Çünkü orada Trump'ın çok net bir üstünlüğü ortaya çıktı. Daha sonraki kamu araştırmalarında işte başa baş falan gibi şeyler çıkıyor ama bunun bir önemi yok. Sonuçta orada birey anlamında birey olarak Trump'ın çok daha Biden'a göre çok daha kapasiteli, çok daha efendim yeterli olduğu ortaya çıktı. Ve o günden itibaren dikkat ederseniz herkesin önce demokratlar da arası, demokratlar kendi aralarında Biden'ın çekilmesi tartışmaya başlandı. E, i̇lerleyen süreçte bir de bu e, bahsettiğiniz suikast meselesi oldu. O da e, birçok şey konuşuluyor. Her şey her gün her yeni şeyler okuyoruz, dinliyoruz, takip ediyoruz. E, ama benim bu bu kadar zamandır o günden beri okuyup dinledim, takip ettiklerimde kafamda oluşan şey şu. Trump'ın böyle bir şeye bir danışlı böyle bir şey şey yapması mümkün değil. Yani e, saniyeyle adam kurtardı. Yani az da gidiyordu kafadan adam yani. Ama e, istihbarat birimlerinin bu konuda ne kadar ciddi olduğu konusunda şüpheler var hala daha bunu aydınlatabilmiş değiller. Şey dediğim İhmal mesela yani güvenlik konusunda da şimdi Trump vuruluyor. Mesela kulağını tutuyor. Eğ hemen eğiliyor bir 10-15 saniye oradaki korumalar falan da bir bocalıyorlar yani ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar bence yani şu anda mesela arkadaşlarım getiriyor getiriyorlar görüntüyü kadar hani... bir kağıt tutan FBI ajanı var aynı hani şey var <laughs> e, korumalar etrafını çeviriyor Trump yine yumruğunu havaya kaldırıyor falan yani böyle bir güvenlik zafiyeti çok üst seviyedir yani, mi o kısmı öyle ama öbür saldırı tarafında da daha önce adam tespit edilmiş, ne yapmış, fotoğrafı paylaşılmıştı bu şüpheli şahıs vesaire diye. Hı hı. ama buna rağmen engellenmemiş yani. Evet. Hatta hatta son okuduğumuz bir şey o o saldırganın saldırdığı çatının bulun, o çatının binasında binasında iki tane güvenlik elemanı varmış. Binanın içinde kimi koruyor bunlar yani? Çatıdan, tepeden saldırılıyor şeye. Aynen. Dolayısıyla burada hayır burada şey yapılan şu. Trump harcamak isten yani derin devlet Trump harcamak istedi galiba. bu bu çıkıyor, bu sonra çıkıyor. Dolayısıyla ben bütün bu olup bitenlerden sonra, bu suikastten sonra Trump'ın daha da güçlenmesi, yani şu andaki görüntüye bakılırsa seçimde kimi seçeceği belli. Tabii Trump da seçime girebilirse, daha Kasım'da seçim, Amerika'dan bahsediyoruz. Başkanlarını öldürmekten hiç çekinmeyen, acımayan bir Gördük devletten çünkü. bahsediyoruz. Bundan önce hayır daha geçmişte Kennedy öldürdüler. Daha, daha önce tabii, başkanları, tabii. ben dörtten hatırlıyorum. Dolayısıyla ben demokratların bu şekilde bile bile lades biçimde bir seçime gireceğini düşünmüyorum. Şimdi tartışılıyor şu mu olur, bu mu olur, falan diye. sizin bahsettiğiniz şey o bağışları, işin bir ayrıntısı bence yani. Burada esas sorunlarım da derin Amerika'nın e, tutumu bence. E, şu anda da ha Trump e, biraz derin Amerika'ya kafa tutuyor da, yani e, o öyle kafa tutunca mesela bizim için çok iyi birisi falan anlamına da gelmiyor aslında. Mesela be, bilhassa şey konusunda, az önce konuştuğumuz e, İsrail belası, Siyonizm konusunda ben Trump'ın Biden'dan çok daha e, aşırı e, bir şeyde olduğunu düşünüyorum. Yani Damat, damat tarafından da e, biliyorsunuz o e, hı hı. bağlı o tarafa o şeye. İkincisi de o Kudüs'ü başkent ilan ettiği de. zamanki bir fotoğrafı var şeyin. O anlaşmayı şey yaptı gösterdi O oradaki yüz ifadesine baksanız yani dünya fethetmiş gibi bir şey var. Yani dolayısıyla ola ki Trump belki bize daha çok uğraştıracak. O bir ayrı tarafı için. Ama en azından bir konuşuyla diyalog yapıla kurulabiliyor. Ama e, benim dediğim şey Amerika, derin Amerika'ya baktığımızda müesses nizam. nizam dedikleri şey Trump'ın gelmesi pek istemiyor galiba. Şu anda o anlaşılıyor. Birinci dönemdeki icraatlarından, söylemlerinden de bu ortada zaten. Dolayısıyla bunların hepsini topladığımız zaman Trump mı giremez seçime kadar bir şeyler mi değişir? Yok Trump devam edecekse Biden'ın yerine ben büyük ihtimalle başka birinin bulunacağını düşünüyorum. Daha sonuçta netleşmedi. Trump netleşti ama Demokrat'tan alayı netleşmedi. Ben Kasım'a kadar Amerika'dan bahsediyoruz. Kasım'a kadar birçok şeyin değişebileceği kanaatindeyim. Değişir diyorsunuz. Ee, e peki Trump, Ahmet Hocam bu zamana kadar göstere göstere gelmedi mi? Ya bu zamana kadar... Işte, ama ya, devirecekler de ama işte. <gülüyor> şey <gülüyor> yani, ya. şöyle Trump'ın aday olacağı daha Biden'ın kazandığı ilk günden belli. Ama çok uğraştılar Mustafa ama davalar, davalar mahkemeler, memeler yani az uğraşmadılar önünü kesmek e aday olmasına engel değil ki. Ama, ama sonuçta Amerikan işte oldu yani. Doğru. Ee, Şimdi bu olay bana şöyle geliyor Mustafa Bey, şunu hissettiriyor. Büyük bir tiyatronun içerisinde dünya. E, Matrix filminden sonra hani herkesi bir algının içine sokmuşlar. İşte yeri geliyor Biden alzheimer oluyor, şizofren oluyor falan. Yeri geliyor COVID. Tra oluyor. COVID oluyor. Evet, oluyor. COVID işte oluyor. oluyor. <laughs> yeri geliyor Trump Cengaver oluyor. İşte efendim ne diyelim e, böyle milli görünüyor falan. E, şu söz benim için çok önemli. Dünyada mandayla yönetilen en büyük ülke Amerika mandayla. Yani hiçbir kararını özgür veremiyor. Manda var orada. Yani <laughs> bildiğimiz hayvan manda değil. Tevriye <laughs> sanatı gibi oldu. Manda değil yani. <laughs> e, Siyonizmin aparatı, İsrail'in Siyonizmin dediğinin dışında çünkü kim olursa olsun aday en büyük ölçü orada Siyonizme sadakat. Onu gazetede gördük zaten. Evet olabilir. yani şimdi ha, ya şöyle Trump şöyle yapabilir hani e, müesses nizam çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk <laughs> Ee, yönetime geldiğinde müesses nizamla <laughs> ne kadar uğraştı biliyorsunuz. Üç vesayet yani yargı vesayeti, militarist vesayet, ordu vesayeti ve bürokratik vesayet hala devam ediyor mesela bürokratik vesayet o bitmiyor. Çünkü 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl neyse belki 80 yıl 3-5 e, kanaldan insanlar yerleştirilmiş. Evet. 5-10 soy isme göre efendim e, şey gelmiş bürokrasiye. E bugün mesela yine bir Çeşme Belediyesi'nde gördük geçen hafta içerisinde Yunan şarkıcıyı çağırıyor. Kim onu çağıran? O o müesses nizamın şeyleri sonra da Atatürk var diye. Hiçbir bakmıyorsunuz. Aranız, ya, yani Ve işin ha? kötüsü bunu yapan bir eğitim vakfı. Türkiye'nin en köklü eğitim vakfı. O Yunan şarkıcı kardeşim Türkiye'de şarkıcı mı bitti? Tamam. En kötüsünü çağırın ama yine iyi çağırmazlar. Yani milliyi çağırmaz ama yine Türkiye'den çağır. Şimdi Onun için Trump ya numara yapıyor. İki ihtimal var gerçekten iyi bir insan çünkü şu lafları beni çok mutlu ediyor mesela iki cinsiyet vardır kadın ve erkek gelirsem LGBT'li mi iyi de o zaman Kudüs'e niye taşıyorsun büyükelçiliği çünkü siyonizm efendim bu LGBT'yi ortaya çıkarıyor mi? yani bir şeyler <laughs> örtüşmüyor. Oradaki hiçbir şeye ben inanmıyorum yani. Ya Orada bir film çevriliyor. Şimdi artık. Biden, Biden konusunda işte hafta içerisinde Amerika'daki bazı kaynaklarla da konuştum. Mesela şöyle söylüyorlar. Ya Biden çekilir mi çekilmez mi? Mesela onlar bu bağış konusunu çok önemli görüyorlar hocam. Ya yani o Tabii 250 gibi, bin öyle. dolar gibi bir bağış toplanmış diyorlar ki ya bu şu anki mevcuttaki sistem bu bağışı bağışları tekrar geri ödeyemez diyorlar. Ödeyememesi durumunda Kamala Harris'in aday gösterilmesi lazım. Çünkü Biden için toplanan paraları sadece Kamala Harris başkan yardımcısı olarak öyle kullanabiliyor. Yani. E onu da zaten Biden'ın ilk yılında yediler bitirdiler. Kamala Harris'i hiçbir şekilde demokratlar Aynen. istemiyor. Ee, Peki derim ne olacak? Trump mı kazanacak? Ya Elon Musk ayda bir, 40 milyon şöyle bir durum milyon milyon $1. $1. verecekmiş. Diyorlar he, ki Amerika'da Trump a. Elon Musk Trump evet, mı? Mu? Evet, tabii. Tabii tabii Trump'a Trump, a Trump a veriyor. Trump'a Amerika... 40 milyon ayda bir dedik. Evet. Amerika'da Ama son elektrik araçları kaldıracağım diyor yani mesela <laughs> Amerika'da şey Amerika'da son 10 yıl yani. içerisinde mesela yaşlı siyasetçilere yönelik şeyin daha fazla arttı. güvenilirliğin daha fazla arttı. Demokratlarla cumhuriyetçiler arasında çok büyük ayrımın olduğu ve e, demokratlar bölümünde aynı bizim işte e, CHP'nin tabiriyle ben kimi aday gösterirsem göstereyim gelecekler oy verecekler terlik. düşüncesinin olduğu terlik konusu hocam. <laughs> Siz bugün benim bütün düşüncelerime tercüman oluyorsunuz. Amerika'da hani, var galiba. Biden en sonunda aday olsa da her ne kadar şu an anketlere katılmasa da demokratların çoğu sonunda gelip oy vermek zorunda kalacaklar ve Biden kazanabilir diyorlar. Tıpış tıpış veriyor. Aynen ya öyle bir düşünce var ve kazanabilir diyorlar yani. E, ama demokratların %60'ı kazanamayacağını söylüyormuş şeyin Biden'ın aday olmaması gerektiği. Biden de. değil mi? Önce evet. 60 civarında. Orada herhalde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, vakası Dolayısıyla bu <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu son o, münazaradan sonra yani Trump'la giriştiği evet. münazaradan sonra demokratlar nezdinde e, güveni tamamen yitirmişe Aynen, benziyor. Ha, evet. Sadece yüzde %20 civarında demokratların Biden'ın aday olması istediği yine eee e, intikal eden bize gelen anketlerden medyaya yansıyan anketlerden anlaşılıyor yani hatırlarsanız geçmişte bu Hollywood'un bazı filmleri vardır Amerika'nın geleceğini aslında okurlar bir siyah başkan filmleri vardı mesela Obama, oldu, oldu Obama şimdi yine siyah Çadın Bayan başkan. Var, kadın var. Yine filmleri aynı, de vardı. Aynı kulağında <laughs> var mı? Var <laughs> tabii. Öyle bir şey var. Film afişi de yani. tabii, şey mesela bugün ben gördüm. Siyah. Şimdi yeni şey o. Yani evet. kadın siyah. Kadın. Siyah e, kadın başkan. Kamal Harisa. Harisa sanki işaret ediyor ya gibi. Ya da Michelle yani, Obama mı? Obama yani. yani. şimdi eğer Trump... Kasım'a kadar e, başına bir şey gelmezse <laughs> evet. şu anda görülen manzara seçimi büyük farklı alacak gibi görünüyor. Eğer Biden aday olursa. Ama demokratlar Biden'dan vazgeçip Kamala Harris'e aday yaparlarsa ki en şey aday o hem bağışlardı vesaireden ziyade e, Musa Bey'in söylediği gibi yani kim olsa oy verir dedikleri o zaman Harris'e belki oy verebilirler. Ancak ya Biden olsun, Trump olsun. Sayın arasında... altılı masa kuramıyorlar i̇kisi, mı? Amerika'da? İkisi Amerika'da? arasında... Yok, i̇kisi, iki... Altılı masa şu anda Biden'da gözüküyor. <laughs> yani Biden altılı masayı temsil ediyor. Çünkü kazanamayacak aday diyorlar. Şey <laughs> <laughs> ee, <laughs> Biden'a... Ümit Özdağ ne yapacak Şimdi... <laughs> acaba? Onu merak ediyorum son 20 dakikada. <laughs> Şimdi yalnız e, ikisinin seçime girdiğini düşünelim. Biden'la şeyin... Trump. Trump. Trump'ın ya, ya bizim açımızdan dünyaya yani Orta Doğu'ya baktığımızda ikisinin de bize faydadan fazla Kesinlikle. zararı var. Tamam, tamam. Yani Trump'ın belki işte savaşları durduracağım diyor ya Trump aslında şeyden Suriye'den askerini çekecek çekmişti çekecek, biliyorsunuz. Çekemedi yani. Çekti bir Çekti gün. Oldu, ertesi gün geri geldi. Şeyde getirdiler öbür Bugünkü taraftan. PYD'yi kurtaran. Ertesi gün Irak'tan. Aynen. Ertesi gün geri i̇şte döndüler. İşte o müesses nizamın i̇şte dizilişi yani. O. Aa, evet, işte. bizimle <laughs> <evleniyor diye. gülüyor> ha, işte. eğleniyor i̇şte müesses nizam orada. Evet. Trump'ı istemiyor. Biden'ı ne istiyorlar? Biden gençliğinden beri Uysal. siyasetin içinden, şey gelen, olur, içinden gelen, bürokrasinin içinden gelen, müesses nizamı bilen, müesses nizamın yani yetiştirdiği bir eleman. O yüzden müesses nizam onu e, destekliyor gibi Tam görünüyor ama yani oy verecek desek. kesim kazanamayacağını. Sayın vekilim benim ee, bir evet. şeyim var. Evet. Amerikan Büyükelçisi veya İngiliz Büyükelçisi kimle balık yiyecek mesela adaylardan hangisiyle? <laughs> Değil mi? İyice şeye döndüm. <laughs> Mayıs seçimleri öncesinde. <laughs> Hayır onlar balığı yediler. Belli onların <laughs> adayı. Balığı yiyen yedi hocam. Onları balığı yediler. Onların adayı belli. Fakat işte asıl değişmesi gereken şey hem Amerika'yı tabi merak ediyoruz. Ben Trump hakikaten kas, 5 Kasım'a kadar ayakta durabilecek mi? Doğrusu bilmiyoruz da ona ya emin yani Meçhul yani. çünkü. Aynen. Yani kafasını kazara es kaza bir buçuk çevirmesi bir adam bir. beyninden beyninden bir şeyi korşuyor. Ona da kontrollü dediler evet, ya bizim evet. 15 evet. gibi. Yani ya. o çok saçma. Yani. Bilemiyoruz fakat Amerika yani İranlıların dediği gibi dünyanın büyük şeytanı kardeşim. Gerçekten. Yani şu anda bak Microsoft şirketiyle adamlar 3. Dünya Savaşı'na adeta dijital alem üzerinde başlattılar. Ya Cuma günü herkese, Herkese bak istersek sizin bankamatiğiniz çalışmayabilir, bilgisayarınız durabilir, televizyonlar çalışmayabilir dediler bak firavun gibiler evet. ben yaşatırım ben öldürürüm diyorlar yani. Evet. Yani çok Onun garip için kolu... yerli yerli yazılım tabii çok önemli. Bu kazayı en az hasarla atlatan ülkelerin başında Türkiye Türk geliyor. Hocam unutuyoruz de. ya. Türk Hava yolları unutuyoruz da. ama işte. O da o da yerli yazılımdır bak. Yani yerli yazılım. Bakın biz bu yerli yazılım konusunu daha önce de konuştuk. Hatırlarsanız bir sosyal medya hesap şey uygulaması bazı koşulları koydu dedik ki ya bizim Türk yazılımımız var kullanalım. Covid döneminde Yine Windows'la alakalı bir sorun olmuştu. Şimdi ismini de zikrettik ama o zaman bakın gururla söyleyeceğim. Pardus dediğimiz yazılım 1990'lı yıllardan beri TÜBİTAK tarafından geliştirilen bir yazılım. Bir türlü bu yazılımı geliştirip de bilgisayarlara koyamadık. Hala satılan bilgisayarlarda ne yazık bütün, ki bütün, onları bütün Bütün kurumlarımızda yerli yazılıma geçmezsek işte Amerika Microsoft'a gösterdiği istediğim anda hayatınızı durdurabilirim. Kurumlarda ve evlerde de geçmemiz evet. lazım. Çünkü evlerde ne kullanılıyorsa kurumlarda da yani onlar kullanılıyor. Aynı şey tabii ki. Tabii. Çok tabii. teşekkür ederim. Evet. Star Gazetesi yazarı Sayın Resul Tosun Saygıdeğer Hocam yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İstanbul Medeniyet evet. Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Ahmet Akın Saygıdeğer Hocam çok evet. sağ olun. Teşekkür ederim. ederim. Bugün çok espriliydiniz aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Nuhal Bayrak. Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız ederim. için. Doğrusu neyi noktalıyoruz? Mutlu akşamlar.